Akitim ekranlarından iyi akşamlar sevgili izleyenler. Asıl meseleye hoş geldiniz. Bu haftada yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Hemen konuklarımı takdim edeyim. Daha sonra da özet olarak başlıkları sizlere aktaracağım. Stratejist Hüseyin Bayezid efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Suriye Türkmen Dernekleri Federasyonu Başkanı Tarık Sülo Cevizci hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Akit Haber Koordinatörü daimi yorumcumuz Muharrem Coşkun. Muharrem Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Evet sevgili izleyiciler, ikinci gününde harekat değerli izleyiciler. Şimdi valiliğin, Şanlıurfa Valiliği ve Mardin'den yetkililerin açıklamaları var. Maalesef teröristler sivilleri hedef alıyor. Şanlıurfa'da, Akçakale'de ve Mardin Nusaybin'de yine Şanlıurfa, Ceylanpınar'da siviller hedef alındı. 9 aylık bir bebek, 11 yaşında bir kız çocuğu, 2 çocuk sevgili izleyiciler ve 2 çocuğun aralarında bulunduğu 6 vatandaşımız şehit oldu. 70 vatandaşımız da sınır ötesinden yapılan atışlarla yaralandı değerli izleyiciler. Az önce Milli Savunma Bakanlığı da yine önemli bir açıklama yaptı. Harekatın ikinci gününde 174 terörist öldürüldü dedi sevgili izleyiciler. Barış Pınarı harekatı kapsamında. Özellikle Barış Pınarı harekatını konuşacağız. Harekatın amacı nedir? Trump'ın açıklamaları, ABD Başkanı ne yapmaya çalışıyor? Herkese mavi boncuk dağıtır gibi bir görüntüsü var. Bir Türkiye'yi aleyhinde ifadeler kullanıyor, bir PKK aleyhinde. Dolayısıyla kafaları mı karıştırmak istiyor yoksa iç kamuoyuna yönelik mesajlar mı? Trump zor durumda olduğu için mi bunları yapıyor? Aynı soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sorulmuştu. Konuşacağız sevgili izleyiciler. Tabii burada stratejistler var, bölgeyi bilen bir konuğumuz var. Gazeteci, yorumcumuz var. Hepsine sorular yönelteceğim. Dolayısıyla bugün Barış Pınarı harekatını konuşacağız. Oldukça önemli bir konu. Çünkü dünyanın gözü şu anda Türkiye-Suriye sınırında, bizim üzerimizde gelen tepkiler var tabii. İstemeyenler var. Özellikle Fransa çok büyük tepki gösteriyor. Arap Birliği'nden tepkiler var. İran'dan son yapılan açıklamada Ruhani Cumhurbaşkanı destek verdi. Macaristan sınırlarındaki teröristleri temizleme hakkıdır dedi. Konuşacağız. Hemen Hüseyin Bey ile başlayalım. Hüseyin Bey tekrar iyi akşamlar, tekrar hoş geldiniz. Şimdi önce tabii harekatın amacını konuşacağız. Oradaki özellikle sahaya yönelik sorularım olacak ama Trump'ın açıklamaları, şimdi 3 günde çok farklı tweetler attı. Mesela dün kullandığı bir attığı tweette PKK dedi direkt. Sonra yine attığı bir tweette Obama PKK'ya destekle yanlış yaptı dedi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'nın arkasında ABD olduğunu adeta itiraf etti. Sonra bugün bir tane daha tweet attı. Dedi ki eğer çizdiğim sınırlar dışına çıkarlarsa, benzer bu mealde, onlara ekonomik yaptırımlarla vuracağım dedi. Cumhurbaşkanına aynı soru soruldu. Cumhurbaşkanı da dedi ki Sayın Erdoğan, o iç kamuoyuna yönelik mesajlar veriyor. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz yoksa Trump bambaşka bir emelin peşinde mi? Bambaşka bir emelin peşinde. İlk olarak Akit TV'de anlatayım. Bunu ben derslerimde anlatıyorum. Şimdi karar verme mekanizmasını bozmak. Yani bu çok iyi planlanmış bir algoritması olan ve bilgisayar programları kullanılarak icra edilen bir mekanizma. Zihin bunalıklığı mı? Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Şimdi efendim, bu muharebenin de dahil. Şimdi biz savaş dediğimizde ne anlıyoruz? Savaş başka, muharebe başka. Muharebe bildiğimiz harpten gelir ve darptan gelir. Harp, yani bildiğimiz konvansiyonel bombalarla, kinetik silahlarla icra edilen bir zaman mekan diliminde olan muharebe. Yani 2. Dünya Savaşı'na kadar bunu görürüz. Şimdi zihinlerde icra ediliyor. Şöyle ki, bunu bir Amerikalı John Boyd denilen bir albay ve şu anki F-16'ların tasarımcısı ve şu anki Amerikan ordusunun muharebedeki felsefesini ve mekanizmasını oluşturan kişi diyor ki, bir muharebede bu finans olur, sosyal medya olur. Şimdi bunlar savaşın cepheleri.
Televizyon. Terörizmden tabii canım. Medya. En çok. Orta Doğu'yu işgal eden CNN. Bitti. Evet, ondan önce yine 6 ay önce Dunford şunu söyledi. Amerikan Genelkurmay Başkanı, gitsinler JFK Joint Force Quarterly, yani müşterek kuvvet denilen bir dergide söylüyor. Bilgiyi kontrol eden ordu dünyanın en güçlü ordusudur. Manipülasyon, yönlendirme, bitti. Algı. Ve yumuşak gücü kullanmaya. Bakın bunlar, yani bu, biz yalnızca muharebeyi daha kafamızda, bu medyanın da büyük sorumluluğu burada. Biz konvansiyonel geçmişteki gibi, Kıbrıs harekatımızda olduğu gibi öyle anlıyoruz. Hayır, artık bu değil, zihinlerde icra ediyor. Bak ne diyor, ben diyor seni finansla, finans muharebesidir bu. Ekonomik temelli muharebe adıyla harp akademilerinde kurmay subayları anlatılır bu. Yani şimdi biz savaş dediğimiz zaman bütün milli güç unsurlarımızla topyekun icra edilen bir şeydir. Senin milli ve yerli hedeflerini gerçekleştirmek için askeri gücün kullanması muharebedir. Ama sen finansı kullanıyorsun, diplomasiyi kullanıyorsun ve bilgiyi. Bilgi dediğin zaman medya, sivil toplum örgütleri, gazeteler, basın, vakıflar. Anında yalan haberlere başladılar zaten. Artık zihinlerde icra ediyorlar. Bunu değil, artık bütün dünya literatürü söylüyor. Ve ben bunları derslerimde anlatıyorum. Yani şu anki müşterek harpenin üstünde. Sivilim ben. Yani Suriye'de olayların başlangıcında, evet, bir laboratuvar Trump'a gelelim. Yani. Tabii canım, kesinlikle. Orada deniyor, bakın biraz sonra da göreceğiz. Yani Suruç'ta ben ona barikat, hendek, keskin nişancı, tuzak muharebesi diyorum. Suruç'ta yaptır mı? Yaşadık mı? Barikatı koydular mı? Hendeğe koydular mı? Tuzakladılar mı? Arkasından da keskin nişancı vardı mı? Doğru. Var. Aynısını şimdi Tel Aviv'de görüyoruz. Diğer yerlerde de göreceğiz. Hepsi tüneller, en azından 15 kilometre var. Türkiye'de ilk olarak gündemine getirdik. Stratejik seviye tünel muharebesi var. Yani bunu yeraltı savaşları çok deniliyor. Profesyonel bir akıl. Evet, buna Amerikan literatüründe underground, underterrestrial muharebesi, yani yeraltı muharebesi deniliyor. Çin ordusu da buna hazır. Kuzey Kore buna hazır. Yani bizim karşımızda çok iyi planlanmış ve ben ona Amerika Birleşik Devletleri'nin kara kuvveti diyorum. Öyle falan PKK, MKK, YPG falan, bunları atlayalım. Bunlar Amerikan emperyalizmin ne adı altında? Terörizmle küresel muharebe. Yanlış. İslam dünyasında terör olarak adını kaldır, İslamiyetle, İslam coğrafyasıyla, Müslümanlarla küresel anlamda muharebedir, savaştır. Biz bunu akıllarımızdan, sonra da taktik sahaya geleceğiz. Şimdi ne diyor biliyor musunuz? Adamın bir şablonu var. Gitsin sevgili seyircilerimiz, O-O-D-A yapsın. Observe, yani gözlemle. Orient, yani ikal. Bağ kur. İkal, bağ, oryantasyon, ama bunun içerisinde senin kültürelin, değerlerin, bilinçaltın. Bütün bu süzgeçten geçir ve ona göre kendini oryante et, pozisyonunu al, kerteriz al ve karar ver. Karar verdikten sonra hareket et. Bu çemberi hızlı döndüren muharebeyi kazanır. Hem iş dünyasında kazan, ama ne diyor biliyor musunuz bütün Amerikan ordusunun yetkileri? Muhasımın da diyor ve karar vericilerinin, bu diyor karar verme ve fiiliyatını icra etme çemberini boz ki adam şaşırsın, çok amiyane konuşsun, maymuna döndür diyor. Şaşırsın, cehel, cahil olsun. Nedir cehel? Çölde başı boş, referans olmayan, dolaşan deve demek. Bilmiyor. Referans yok, referanslarını kırıyorsun. Bir diyor, bir bakıyorsun, ulan bu ne diyorsun? Affedersiniz artık, ulan diye lafları kullanmaya başladık sinirimize. Özür dilerim sevgili seyircilerim. Sizin yapınızı bozuyor. Bir taraftan hem nalına hem mığına vesairesi. Bu bilerek Türk kamuoyunun zihinlerindeki aklı selim olmasına doğru yöneltilmiş, planlı programlı icra edilen bilgi harbidir. Yani bu adam deli meli değil. Bodoslama'da dalmıyor. Bilgisayar programlarına, yani zeki. Bu ayrı bir programdır. Ben gösteririm. Bir gün inşallah isterseniz çağırın. Ben koyarım yansıları. Hı-hı. Bunu değil. Derslerimizde anlatıyoruz. Yani bu, yani Trump aptal, maptal, deli değil. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki, yani Pentagon başka türlü söylüyor. Efendim CIA başka söylüyor. Dışişleri Bakanı başka söylüyor. Kongre başka söylüyor. Senato başka söylüyor. Ondan sonra
Bu muharebe başlamadan önce neye çağırdılar Trump'ı? Dış ilişkiler komisyonuna çağırdılar sorgulamak için. Ya bunlar çok iyi bir şekilde milleti şaşırtmak için. Biz bunun bilincindeyiz. Bir mekanizma. Bu anlattıklarınız. Vallahi biz bilincindeyiz. Yani bunun bir sürü Türk siyasilerimiz, medyamız. Değil. Zaten siyasiler? Medyada görürüz. Tabii canım. Siyasilerde vallahi Cumhurbaşkanımız bu biraz Akli Selim hareket etmese yani bunu görüyoruz. Aldığı pozisyonlardan görüyoruz ama ne yazık ki bakın ben biraz bir model olarak değişik insanım ama benim için Kur'an ayetleri çok önemli. Hı hı. Bir, emaneti ehline verin diyor. Nisa 18 mi efendim? Nisa suresi 18. ayet. 2. Şura suresi. Ortak akıl ile hareket edin diyor. Şura suresi. Biz bir ortak akıl üretmiyoruz. Biz de emaneti ehline vermiyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri veriyor. Sen Yahudi misin, ateist misin, deist misin, efendime bununla söyle. Bununla ilgilenmiyor. Verdiğini, senin cinsel ürettiğini kim, hiçbir şey. Sen işini biliyorsan getir. Ben orada eğitimimi aldım. Bir terzi çocuğu olarak gittim. Hı hı. Ve 82 yılından beri oranın en iyi okullarında okudum ben. Allah nasip etti. Çok şükür. En iyi okullarında okudum. Biraz da gördük. Hiç boş adamlar değil. Çalışıyorlar. Bunlar sistematik şekilde bizi, beyinlerimizi dumura uğratmak için icra edilen operasyondur ve medyada da bunu uyanan yok. Mükemmel bir fotoğraf çizdiniz. Peki buna karşı nasıl mücadele edeceğiz? Mesela i̇şte sosyal medyada ya da biz basın mensupları. Ya zaten biraz önce yolda gelirken Tarık Bey'le de konuştuk. Ya kamu diplomasisi nerede ya? Şimdi bir sürü isimler var. Yani Sayın İletişim Başkanı Fahrettin Altun falan biliyor. Bizi de tanıyor. Ne oluyor yani Amerika Birleşik Devletleri'nde? Yokuz. Şu an Türkiye'de kamu diplomasi, stratejik iletişim olarak ben bu ülkenin evladıyım. Vergi mergi de kaçırmadım. Beytul Mal'dan ne diyor Peygamber Efendimiz? Bir gömlekli kumaş çalın cenaze namazını ben bile kılamam diyor. Ben Beytul Mal'a vergi veriyorum. Verdim. Hakkım konuşuyorum. Gitsinler baksınlar bir kuruşluk vergi kaçırdım mı? Belli. Girsinler Google'dan veyahut da SGK'mız oradan buradan gelir vergilerimizi verdik. Ben bu benim hakkım. Benim ülkemi, benim milletimi ve ümmetimi kimse küçük düşüremez. Hakkı yok. İmkan kabiliyetimiz var. Ne oluyor? Norveç, İsveç, Almanya hepsi arka tarafta bizi bebek katili gösteriyorlar. Bak ne söylediniz. Çok iyi bir noktaya geldiniz. Tabii, bu stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çok özür dilerim. Çinlerin muharebesi var. Ne diyor biliyor musun? Kamu fikri oluşturma muharebesi. Hüseyin. Public opinion making warfare. İngilizcesine veriyorum. İngilizce bilen sayın seyircilerimiz gitsin açsın. Çin'in önemli bir doktrini bu. Şimdi sosyal medya dediniz ya çok önemli ve çok hakikaten çok önemli yerlere işaret ediyorsunuz. Şimdi ben sosyal medya siz de hocam yani aynı zamanda iletişim üzerine doktora yapıyor mu? Siz de lütfen katkılarınızla Muharrem Bey lütfen yani. Geleceğim. Pek sizi bölmek istemedim. Tam çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Geleceğim. Hüseyin Bey şimdi mesela bazen hacker çocuklar kaç yaşındasın diyorum 17, 18, 16 diyor. Ama yaptığı işe bakıyorum inanılmaz. Hakikaten. Hani ben de ona diyorum ki bana bunu atma bu suç. Ve yani isim vermeyeyim adamın her şeyini bulup atıyor. Kimlik doğru. Numarası tabii, şudur, tabii. Bunu sakın diyorum bana atma. Sonra o sizin dediğiniz yöntemleri deşifre ediyor. Abi diyor doğrusu bu diyor. Şimdi bu çocukları niye kullanamıyoruz biz? Ne iş yapıyorsun yani diyorum, simit satıyorum çok diyor. Çok özür dilerim ben siber harekat yeteneği dersi veriyorum. Buyurun. Hayır simit satıyorum diyor. Tabii. Abartmıyorum. Bu çok önemli milli güç unsuru ya bakın. Simit İngiltere Tugay kurdu 2017'nin Nisan'ında sosyal medya Tugay'ı. Ha niye kurmuyoruz ya, işte? Ya hackerlar var yani büyük vallahi onu büyüklerimiz düşünsün. Yani ben karar merci değilim. Bizim gibi yerli milli biraz da imani diyeyim. Ya bu söylediğim çocuklar da şu an Twitter'da almaz bunlar işlerine gelmiyor. Çok etkili bırak Allah'ın hesabı ben inanıyorum. İlahi adalet var onlar versin. Vebal altında ben değilim onlar. Tanıyan da tanıyor bizi yani. Vebal altında. Türkiye'de ne cevherler var. Bravo çok güzel söylediniz. Bizde ne teknoloji var. 16 yaşında simit satıyorum bakın. Yazık vebal altındayız. Abartmıyorum yani. Vebal altındayız. Bu çok önemli imkan ve kabiliyet. Yani ne diyor biliyor musunuz Çinliler? Buna stratejik bilgi harbi adında söylüyor. Ben bir ülkeye diyor bu hackerlar vesairesiyle vereceğim zarar atom bombasından daha büyük diyor. Doğru kesin. Bitti. Yani devenin ki bakın sembollerle konuşur Amerika Birleşik Devletleri. Bu 1990'ların sonunda benim okuduğum bir makale. Özür dilerim lütfen unutmayın sembol dediniz ya. 13 Kasım tarihi Cumhurbaşkanı gidecek ya Amerika'ya. İstanbul'un işgalinin ya, tarihi. Bravo bitti. 101. yıl dönümü.
Tabii çok şey sembolleri yani var. Bunu biz 17-25'e bakın. Bence 13 Kasım kabul edilmemeli. Tabii 17-25'e bakın. Efendime söyleyeyim, Krinos dergisine bakın. Krinos şenlikleri ne zaman? 15 Temmuz'a bakın. Bunlar hesaplı. Ne diyorlar buna biliyor musunuz? Kolektif bilinç, havas ve havas ilmine benzetirler. Kolektif bilinç altımızda var. Bazı bombaların patladığı zamana bakın. Mesela Sultanahmet'te patladığı zaman Ebu Suud'un babası bilmem birinin nasıldığı gün. Ama hocam bunları yazınca komplocusun diyorlar. Ne komplocusu? Bunu bana çok yetkili bir devletin güvenlik birimlerinden doktorası, master çalışması yapıp şu anda doktorası olan biri söyledi. Hiç de boş insan değil. Hiç de boş insan. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz 6 tane sivil şehit verdik dedik biraz önce. 9 evet. aylık bebeğimiz var. 11 peki biz çocuk verdik. Evet. Şimdi biz sivil veriyoruz. Peki neredesiniz? Bu kadar vakıflarımız var. Brüksel'de var, Almanya'da var. Efendime söyleyeyim New York'ta var. Ortalığı Washington DC'de kaldırmanız lazım. Ne yapıyorsunuz siz şimdiye kadar? Ben sorgu sorarım kardeşim. Ben bu ülkenin evladıyım. Hiç de umurumda değil. Benim hiçbir siyasi vesaire çıkarım yok. Ama doğruları söylemekle mükellefim. Bu ülkeye, bu ümmete, bu devlete ben borçluyum. Bu benim insan olmanın gerektirdiği durum. Evet. Şimdi özetle biz muharebeye daha sonra geleceğimize bu küresel terörle savaş adı altında İslam dünyasında bir muharebedir. Bu kadar basit. Bunu herkes söylüyor. Ve bu muharebede şu anki gördüğümüz bizim tepki olarak verdiğimiz bunun bir parçası. Yani olayı ilk önce bir küresel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlantik tabanlı ve neokoncu Amerika. Bir tane Amerika yok ki. En az 8 tane var. Hangi Amerika diyorum? Bunu ben demiyorum. Amerikalar diyor. Neokoncuların temeli Yahudidir ve Stalincidir. Gidin bakın Wikipedia. Stalinci 50'li yıllarda. Sonra virgül faşist diyorlar. Virgül siyonist diyorlar. Virgül evangelist diyorlar. Bütün bu değerlere sahip olan ve Amerikan derin devletinin kılcarlarına da kadar girmiş, tıpkı bizdeki FETÖ unsurları ki daha da devam ediyor. Aynısı, çok benziyoruz. Dikkat edin, Trump'ın 3 tane ulusal güvenlik danışmanını görevden aldılar. Sürekli oluyor. Yani Trump Amerikan derin devletinin bu ekibin konu mankeni. Bu bağlamda baktığımız zaman bunların koymuş özellikle olduğu hedefleri, küresel hedefleri, küresel hedefleri zaten küresel terörizm üzerine peki. küresel savaş dediğimiz İslam alemi. Bunun ben altını lütfen kalın kalın çizmek istiyorum. Tarık Bey ile devam edelim. Tarık Bey, aynı konu çerçevesinde Hüseyin Bey'in fikrine katılmadığınız ya da eleştirdiğiniz ya da eklemek istediğiniz, katılıp eklemek istediğiniz konular varsa buyurun düşünceleriniz. Şimdi benim diğer bir uzmanlık alanım da iletişim. Ben de iletişim alanında aslında çalışıyorum. Özellikle Trump'ı çok yakın evet. yapıyorum. Trump'ı çalışıyorum özellikle tweetlerini. Bu konuda tabii yani Hüseyin Bey'e katılıyorum. Trump'ı çalışıyorum derken attığı tweetleri üzerine analizler mi yapıyorsunuz? Evet. Yani tamam, benim doktora tezim bu şekilde ve uzun zamandır böyle çalışıyorum. Yani hani bugün ile alakalı değil. Daha bundan önceki Türkiye'yi hedef alan birçok çalışıyorum. Nasıl bir profili size göre o zaman? Yani ben yani açıkçası sosyal medyayı bir silah olarak kullandığı noktasında. Sosyal medya muharebesi diyorlar. Çok doğru. Sosyal medya yani ben muharebesi. Bana göre Sayın Cumhurbaşkanı da Trump'a cevap olarak sanki harekatın sosyal medyadan hani Twitter'ından duyurdu ya. Sanki oraya bir cevap. Normalde evet. daha önce televizyonlardan söylerdi. Şimdi Twitter'dan tabii şimdi duyurdu. Biz yani bu silahı kullanmamız gerekiyor. Yani bugün sadece ben iletişim alanında söylemiyorum, sosyal medya alanında söylemiyorum. Birçok yerde misliyle cevap vermemiz gerekiyor. Yani sosyal medya noktasında katılıyorum hocamıza. Çünkü hakikaten yalnız yürüttüğümüz bir savaşı sosyal medyada hiçbir şekilde yürütmüyoruz. Yani sosyal medyada yokuz. Özellikle de dış basında yokuz. Arap medyasında yokuz. Ve hocamızın ifade ettiği gibi yani bebek katilleri ortada özgürlükçü savaşçılar gösterilirken tam tersine biz sanki bebek katiliymiş gibi bir algı oluşturuluyor. Zaten birçok yani kanallarda da bu kara propaganda noktasında haberler tek tek düşmeye başladı. Fakat bunu çürütmemiz lazım. Tabii biz kendi içimizde kim olduğunu, terör örgütünün nasıl bir background'a sahip olduğunu biliyoruz. Ama bunu kendimize anlatmaktan ne kadar bir netice hasıl edebiliriz o farklı bir şey. Ama biz bunu farklı boyutlara taşımamız
anlatmamız lazım. Yani Arap dünyasında da anlatmamız gerekiyor, Batı dünyasında da anlatmamız gerekiyor. Çünkü önümüzdeki günlerde bizim farklı alanlarda farklı savaşlar vermemiz gerekiyor. Şu an sahada Mehmetçiğimiz kahramanca savaşıyor ve önemli bir kaç mevziyi de kurtarmış vaziyette. Fakat diğer boyutlarına da bakmamız lazım. Şimdi diplomaside neredeyiz? Çünkü Arap Birliği cumartesi toplanıyor, Birleşmiş Milletler Güvenlik toplanacak. Bunlardan çıkacak kararlar az çok bizim aleyhimizde olacak. Yani Birleşmiş Milletler'de Rusya'nın vetosuna herhalde güveneceğiz diye tahmin ediyorum. Ama Arap Birliği'nden çıkacak şey büyük ihtimalle kınama yönünde çıkacak. Bize karşı bir kınama çıkacağı kesin. Şimdiye kadar çünkü Arap devletlerinin içerisinde bir tek Katar Türkiye'yi destekledi bu operasyonda. Onun haricindeki bütün ülkeler şiddetle kınadıklarını söylediler. Halbuki aslında onlarla aynı mevzide yani bir savaş yürütülüyordu. Şimdi pozisyonu değiştirdiler. Bunun dışında özellikle de dünya kamuoyunda yeni bir algı oluşturmaya çalışıyor. Zaten dünya basını, medyası Suriye'de ve şu an PKK bölgesinde oradan canlı yayınlar yapıyorlar. Yani CNN, 4A, AFP'ler arası da hepsi orada ve karşı tarafın tezlerini anlatıyorlar dünyaya. Şu an yani bizim operasyon yaptığımız bir noktada... Bir de bizim televizyondaki uzmanlara bakın, Amerika'da bundan televizyonu değil. Yerel gazetede yazı yazamaz. Buyurun. Yani biz anlatamıyoruz. Biz birbirimize anlatıyoruz. Yani tabii kendimize anlatmamızın illaki şeyi önemlidir. İçimizde nasıl olsa bir avuç gafil ve hain var. Onları belki ıslah etme şansı doğar burada. Ama bizden ibaret değil olay dünyada. Şimdi dostlar kazanmamız gerekiyor. Başkasının yaptığı katliamları, başkasının yaptıkları zulümleri kalkıp da bize yapıştırmaları kabul edilecek bir şey değil. Bu alanda medyaya ve özellikle de kamu diplomasisine çok önemli bir rol düşüyor. Şu an karşı tarafın bütün ajansları oradan yayın yaparken bizim taraftan yayın yapanlara baktığımız zaman çok fazla kimseyi göremiyoruz. Yani ben birkaç Arap kanalı yani Suriye meselesine duyarlı ve El Cezire'nin haricinde bizim taraftan yayın yapan bir kanala rast gelmedi şimdiye kadar. Orada medya savaşları deniyor. Çok doğru. Ama bu arada bizim gidin taraftan yazın. Bir şeyler yapmaya çalışanların da Twitter'dan ya hesapları kapatılıyor ya da Facebook'tan yani, erişimleri engelliyor. Evet yani şu an bizim arkadaşlarımızın özellikle de yani Arapça yayın yapan ve İngilizce yayın yapan bütün şeyler bloke edildi. Tabii. Twitter hesapları, Facebook hesapları. Yani bir de orada bir savaş var. Zaten benim başta da belirtmek istediğim tezimde de yani Twitter ve sosyal medya olmak üzere bir silah ve bir tehdit aracı olarak kullanılıyor. Kendileri o propaganda aracını istedikleri serbestlikte kullanırken seçimleri bizim ifade etmemizi engelleyerekten, hesaplarımızı bloke ederekten, bizi hesapları kapatarakten bizim çalışmalarımızı engelliyorlar. Sosyal medya çağında yaşıyoruz ve özellikle de çok genç bir neslin fikir ve algı oluşturduğu dönemde şu an mesela o noktada yalnız kalmamız, zayıf kalmamız bizim işimizi zorlaştıracak. Yani tamam, biz haklı bir mücadele içerisindeyiz. İyi bir özen gösteriyoruz. Ortada tablo Rakka'daki görüntüyle Afrin'deki görüntüyü karşılaştırdığımız zaman çok bariz bir şey görüyor. Yani Afrin'de bir tane bina, bir meskun mahal yıkılmadı ama Rakka'ya bakıyoruz. Rakka'nın %80'i yerle bir oldu. Şimdi bu ortadayken şimdi Rakka görüntülerini alıp sanki Türk askeri yapmış gibi gösterecekler. Bizim Afrin görüntülerimizi de kendilerinin görüntüsü olarak gösterecekler. Evet. Yani bizim yaptıklarımız ortada iken fakat biz bunu kendimize bir getiri olarak getiriye dönüştüremezsek büyük bir sıkıntı çıkar bu bize. Yani çünkü bu operasyonda son gelen açıklamada da görüyorsunuz Türkiye yalnız bırakıldı ve büyük ihtimalle de yalnız bırakılmaya mahkum edilecek. Ama dünyada 3 tane gruptan bahsedebiliriz. Yani bir kere bizim aleyhimizde olan bir grup var, bir kitle var. Bunu istesek de istemesek de dönüştürme şansımız çok zor. Bize karşı ve bizim buradaki mücadelemizi sürekli baltalamaya çalışan bir kitle var. Diğer bir kitle ise yani hakikaten dünyadan haberi olmayan, yani gerçekte sahada neyin bittiğini bilmiyor. Bu kitleye bir şeyler anlatabiliriz. Onları kazanabiliriz, safımıza çekebiliriz. Diğer bir kitle de yanlış bilgilendiriliyor. Dezenformasyona maruz kalıyor. Bu da onların işte medya ve sosyal medya kanallarıyla yapılan bir savaş. Ama biz onlara karşı da bir hamle içerisine girmemiz lazım. Yani biz bugün hocamız da ifade etti. Yok hakikaten bugün yani, ciğerimi yakıyor yani yok.
Yani o kişiye sahibiz. Yani potansiyele sahibiz. Yani yabancı dil bilen, dünyayı iyi tanıyan, o bölgelerin içinden yaşamış, yıllardır yaşamış hocamız 20 sene orada eğitim gördü. Ben yani şahsen 20 senede Suriye'de yaşamış birisiyim. Yani Arap dünyasının her yerini gezmiş, dolaşmış birisiyiz. Yani o şeye sahibiz. O yeteneğe, imkana sahibiz. Devletimizde tabii bizler gibi binlerce örneği de var. Yani biz sadece değiliz. Yani burada olduğumuz için bunu ifade ediyorum. Hocamız Batı, ben Arap dünyası, Orta Doğu'yu bildiğim için söylüyorum. Yani bu tür yani alanlar bence harekete geçirilmeli. Çünkü savaş sadece sahada yürütülmüyor. Biz bundan önce de masada çok savaşlar kaybettik sahada kazanmamıza rağmen. Yani biz zihinleri ve akılları kazanmamız lazım. Bu da medya, sosyal medya üzerinden. Sahada kazanacağız. Bitti. Ama masada, zihinlerde, gönüllerde ve akıllarda. Osmanlı ondan Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Zihinlere, gönüllere ve akıllara hitap edemezseniz o muharebe kayıptır. Kesinlikle. Yani bizim sahadaki Mehmetçiğimizin o hakikaten kahramanlığını milletimizin tümünü, hatta mazlum bütün coğrafyaya bir getiri olarak dönüştürmemiz lazım. Bu bizim için bir vebaldir. Önümüzde bir sorumluluk ve yüktür. Tabii biz elimizden geldiği kadar sizlerin kanallarıyla bunları yapmaya çalışıyoruz. Kendi imkanlarımızla bunu devam ettirmeye çalışıyoruz ama bunu bir millet olarak, yani bir bütün devletin imkanları, halkın, milletin bütün imkanlarını da seferber ederekten peki, bu operasyonu hakikaten Barış Pınarı adına layık bir şekilde hem sonuçları itibariyle hem uygulamaları, pratikleri itibariyle bir kazanıma dönüştürmemiz gerekiyor. Siz özellikle sosyal medyaya dikkat çektiniz. Ben de gördüğümde hemen doğrusunu yazmaya çalışıyorum. İşin içerisinde olduğum için çoğu zaman o fotoğraflar zaten aklımda. Yani bugün Halep'te katledilenler, Gezi'deki olaylar vesaire, o fotoğrafların birçoğu zihnimde. Ama hatırlamadığımda, siz çok özellikle bu konuya dikkat çektiniz. Hakikaten çok önemli. Hepimiz akıllı telefon kullanıyoruz. Dolayısıyla Android ya da işte başka bir işletim sistemi kullanıyorsak, pardon, burada oranın hani indirme programı oluyor ya, ne diyoruz ona, mağaza mı diyoruz? Mağaza, evet evet. İsim vermek istemiyorum. O mağazaya şunu yazın, şu programı indirin. Search by Image yazıyor. Türkçe söyleyeyim. Search by Image. Mağaza direkt ücretsiz şekilde indiriyor. O fotoğrafları hemen telefonunuza indiriyorsunuz. Bu programı açıyorsunuz. Buradan ne geliyor? Artı tuşuna basıyorsunuz. İndirdiğiniz fotoğrafı hemen alıyorsunuz. Aldıktan sonra da ara tuşuna basıyorsunuz. Fotoğraf daha önceden haber yapıldı ya. Size anınızda o haber karşınıza geliyor. Bitti. Dolayısıyla Twitter'dan paylaşılmışsa, daha önceden Akit haber yapmışsa, CNN haber yapmışsa, Habertürk haber yapmışsa ya da herhangi bir gazeteci imzasıyla haber yapmışsa, Google size lak diyor, fotoğrafın gerçeğini veriyor. Çok basit bir yöntem. İndiriyorsunuz, fotoğrafı telefonunuza yüklüyorsunuz, sonra o programda fotoğrafı aratıyorsunuz. Bakın arkadaşlar da hemen yalan gerçek diye o dezenformasyon dolu ya, fotoğrafları ya, evet, verdiler. Nasıl evet, mensupları yılında, evet, da evet, yalan gerçek değil. Niye yapıştırmışlar bizim F-16'yı oraya? Bu yöntem oldukça etkili. Mağazadan bu programı mutlaka indirin. Muharrem Bey, Trump'la ilgili attığı tweetlerle ilgili daha sonra da yine sahaya girin. Her iki hocamız da şeyi anlattı. Medyanın çarpıtmanın etkisini, sosyal medyadaki rolü, etkisini anlatmaya çalıştılar. Ben bu konuyla ilgili çok basit 3 tane madde söyleyip asıl şeye geçme taraftarıyım. Yani tamam, sıcak operasyona. Operasyona geçme taraftarıyım. Mesela şimdi bir diplomasi diyor. Hakikaten de biz diplomatik kanalları iyi kullanamıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Amerika büyük elçisi ne yapıyor? Günlerce tartışacağımız bir tweet'i beğeniyor. Buna cesaret edebiliyor bir diplomat. Ve gündemi değiştirebiliyor. Daha önceki başka bir büyükelçi gitmişti mesela Rize'de, Artvin'de bir açıklama yapmıştı saçma sapan. Günlerce onu da tartışmıştık. Bir dava duruşması oluyor. 15-20 ülkenin büyükelçisi gidiyor, onu izliyor, tavır alıyor. Türk yargısına karşı bir anlamda baskı yapmaya çalışıyor. Mesela siz düşünebiliyor musunuz? Türkiye çok büyük badireler atlatıyor. Yani işte 15 Temmuz'u yaşıyor, bir başka operasyonu yaşıyor, 17-25'i yaşıyor. İşte operasyonları geçiriyoruz, Fırat Kalkanız eğitim dalı neyse. Mesela ben şunu duymuyorum. Bir büyükelçimizin, bir konsolosumuzun bir yerde bir çıkış yaptığını, bir ders verdiğini, bir gidip girişimde bulunduğunu. Abi nerede bizim diplomatlarımız? Bırakın kesinlikle onu. Yani nerede? Hala Monşert kafası değişmedi bence. Yani
Evet, değişenler var mutlaka ama hala bu konuda mazruf aynı, zarf değişti, mazruf aynı diyorsunuz. Yani Muharrem, bir vatandaş bile yani gidip zaman zaman duyuyoruz muhatap bulamadıklarını, sorunlarının çözülmediğini, kendisiyle alakadar olunmadığını söyleyen gurbetçilerimiz de oluyor. Bu bizim diplomasimizin maalesef yani 70-80 yıllık hantallaşmış yapısının hala değişmediğini gösteren bir yapı diyeyim. Medya meselesi, bakın bir dostumuz, bir meslektaşımız, bizden de biraz daha yaş itibariyle olgun bir meslektaşımızdı. Bir televizyon kanalının genel müdürüydü. Avrupa'ya gidiyor. Tabii bir İslamcı bir kanalın genel müdürü olduğu için orada kendisine bir topluluk içerisinde, yahu diyor kardeşim sen Filistin Müslüman Müslüman diyorsun da, o diyor duvarın dibindeki diyor bir babayla o Yahudi bir oğlunu vurulduğunda hiç işini sızlamadı mı? Filistinler nasıl katletti onu diyor. Tamam mı? Yani düşünebiliyor musunuz? Yani Yahudi medyası, Siyonist medya ya da onların sübvanse ettiği, işte beslediği, büyüttüğü, şu anda kabul edelim dünyadaki etkili ajansların %85 sermayesi bu çevrelerin. Yani doğru. Siyonist ve onlara hizmet eden çevrelerin. Düşünebiliyor musunuz? Filistinli Muhammed ve babası İsrail asker kılıklı teröristlerce haince şehit ediliyor. Ama Batı'da onlar öyle bir yayın yapılmış, algı oluşturulmuş ki tersi. Yani sanki Filistinler bir babayla oğlunu öldürmüş. Ağlama duvarının karşısında. Evet. Yani medyanın şeyini, etkisini anlatmaya çalışıyorum burada. Yani o nasıl bir silah? Ve Erbakan'ın bir sözü vardı. Bugünün Ebu Kubeys dağı medyadır derdi. Yani siz önce bir yeri bir zafer kazanmak istiyorsanız komandodan, piyadeden önce medyayla oradaki kesin şeyi gönülleri veya kanaatleri değiştirmeniz gerekiyor. Ya bu psikolojik olarak, psikolojik yenilgiye de buna da efendim lafınızı tabii kesiyorum, etki odaklı harekattır. Türkiye'de asker sivil o dersi veren naçizane. Ne diyorsun biliyor musun tanımda? O diyor ülkenin karar vericilerin, önderlerinin düşünce, davranış değerlerini, kullandığı dinin manasını, karar verme mekanizmasını, ibadet biçimlerini, ritüellerini daha bir saymayayım tabii, değiştirmektir tabii diyor. Yani medyadan yapılıyor tabii bu. Zaten abi, savaş psikolojiktir. Yani psikolojik savaş çok psikolojik. Zihinlerde icra ediyor efendim. Yani psikoloji her alanda etkilidir. Siz psikolojik üstünlüğü yakalamanız için medyayı çok iyi kullanmanız gerekiyor. Ha ben demiyorum ki iftira atalım, yalan şey değil. Hayır, haklılığımızı anlatamıyoruz. Ya adamlar düşünsene, ya bizim bugün Filistin'de yaşanan, ya bir de Anadolu coğrafyasında son 100 yılda yani emin olun var ya, binlerce dramatik film çıkar. Her çocuk, bir çocuğumuzun hayatından, ya çektiği çileden, babasının kaybetmesinden, sakat kalmasından, Filistin'deki yaşadıklarımızdan. Ama hiçbirini yapamıyoruz. Filmini bile yapamıyoruz. Belgeselini de yapamıyoruz. Anlatamıyoruz. Ama Batı uyduruktan masa başında bir senaryo yazıyor ve kahramanlık yapıyor Amerika yıllarca bir Rambo üzerinden, değil mi? Yani sanki o ülkeleri onlar kurtarıyorlar, mazlumları onlar kurtarıyorlar. Halbuki en büyük zalim devletten bahsediyoruz. Yani bütün bunlara uzun uzun anlatmaya gerek yok. Bir de Trump meselesi. Ben Trump'a hakikaten acıyorum bir yönden. Şöyle acıyorum. Çünkü yine Erbakan'ı rahmetle anıyorum. Çünkü diyordu ki Amerika'da ister Cumhuriyetçiler ister Demokratlar adı verilen grup kazansın, aslında kazanan her zaman ırkçı emperyalizmdir ve onu değiştiremezler. Bitti. Sonuçta kardeşim Trump da bir kuklaydı. Bakın Obama da geldi daha önce. Ama nedir, sadece nüans vardır. Yani önceden ne vardı mesela? Daha önce Clinton dönemi vardı. Birisi geliyor biraz daha belki soft bir hareketle, iki gülücük atıyor. İşte bir çocuğu gelip depremden sonra seviyor. Ha, sempatiyle Anadolu halkı medyamızda tabii ki gereken alakayı gösteriyor. Şöyle iyi başkan, böyle iyi. Ya kurban kesildi, helva dağıtıldı. Düşünün yani. Şahin güzel örneği. Şimdi... Ama plana bakın, Amerika'nın işgal ve haritaları değiştirme, Müslümanları öldürme planına bakın, değişmiyor. Yalnız Muharrem Beyciğim, hangi Amerika? Buradaki o neokoncu Amerika çok önemli. Ama onlar Amerika çok etkili zaten. Evet. Yani onlar kurdu. Ben sana söyleyeyim, Trump'ın feleğini bakın, düşünebiliyor musunuz bundan? Bu olaylar gelişmeden önce dünya hep şuna bakıyordu. Trump 15 günde bir net tweet atacak. Kime çatacak? Neler söyleyecek, değil mi? 15 günde bir tweet atıyordu neredeyse Trump. Ama şimdi düşünebiliyor musunuz? Neredeyse telefonu elinden tutuşurmuyor ve tweetlerinin çoğu Türkiye ve operasyonla alakalı. Çünkü özür diliyorum. Sabah editörlerden biri, editör arkadaşlardan biri aynen şöyle söyledi. Saate baktı şöyle. Aha, Trump'ın uyanma saati, tweetine bakayım dedi.
hakikaten de tam aha birinci dakikada dedi tweet atmış dedi. Uyanma saatini arkadaş hesaplamış. Bak şimdi tweet atacak dedi. Türkiye ile ilgili tweet attı, hemen haber yaptı. Yo, gerçekten doğru. Yani çok ben büyüdüm. De o tweetleri tutuyorum. Ama tamam, hakikaten. Uyandığı evet. Saat belli. Tweet attığı saatte çok yakın. Uyanmaz tweet atıyor. Yani çok yakın bir saat diliminde tweetleri aşağı yukarı o saat diliminde atıyor. Doğru. Yani arkadaş onu kestirmiş, hemen baktı. Evet. Ama yani, saat farkı var ya, 7 saat veya 8 evet. Saat oluyor. Ondan demek sonra ki, hesaplıyorlar bunu. Şunu düşünebiliyor musunuz? Şimdi dün attığı tweet'te Suriye'nin kuzeyinde şu anda bizim operasyon yaptığımız teröristlere PKK diye zikretti haklı olarak Trump. Ama bugün yine Kürt dedi mesela. Kürtlerle savaşıyor falan dedi. Yani o kadar söylem değişikliği var ki sabah başka bir şey söylüyor. Aynı tweet içerisinde tweet'in yarısı Türkiye'yi güya taltif ediyor. Bir diğer yarısı tehdit ediyor. Yani çok birincisi şu var. Yani anlaşılan bir, Türkiye gözünü kararttı kardeşim. Tamam mı? Ürümden çekil. Ben ne bedeli ne olursa olsun buraya gireceğim dedi. Türkiye'nin kararlılığını gördüler. Ve bundan dolayı çekilmek, en azından önünden çekilmek durumunda kaldı. Ama dediler, tamam kardeşim biz de sana destek olmayacağız. Hava sahamızı açmayacağız. Şunu yapmayacağız. Bunu yap, istihbarat vermeyeceğiz. Tarafsız gibi davranacağız falan dediler. Ama sonuçta geldiğimiz noktada Trump bu telefon görüşmesinden sonra bir kendi iç kamuoyunda dediği şahinler olur, neokon olur, diğer çevrelerde ciddi bir adama ne diyor? Yaptırım uygulayalım diyor. Şunu yapalım. Türkiye'yi durdurmalıyız diyor. Çünkü İsrail bu operasyonun karşı değil mi? Karşı kardeşim. Amerika'da İsrail'in ne kadar etkili olduğunu biliyoruz zaten Yahudi lobilerinin. Yani şunu söylemek gerekiyor. Trump bu arada şu anda hakikaten Şamaroğlan'ı gibi. Yani onun için ben acıyorum. Yani ondan bir zılgıt yiyor. Trump yani tweet'in yarısını oraya bir gülücük atıyor, havuç atıyor. Diğer yarısında öbür tarafa bir havuç uzatıyor. Yani zor bir durumda hakikaten. Azil sürecini de zaten bir yandan işliyor. O ensesinde bir. Tabii yani demokrasinin kılıcı gibi bir de o var arkasında. Şimdi ne yapacak yani? Az edilemesin de 2020'de evet. Tekrar aday olamayacak gibi. Yani işte o tweetler, onların oyunu bu. Ya çok o tweetlerin karşısında Allah aşkına bakın Trump artık tanımasaydı Türkiye kamuoyu, piyasalar tanımasaydı belki de şu anda dolar kaç olmuştu, borsa ne olmuştu, nereye gitmişti? Tabii. Ama artık şunu yani böyle bir başkana alıştı dünya kamuoyu. Yani fazla ciddiye almıyor artık. Ben öyle yorumluyorum şahsen. Burada benim biz işimizi iyi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani Türkiye olarak hem medya olarak dediğimiz gibi hem de siyasetçiler, yöneticiler, diplomasi olarak alan bulup kendi çıkarlarımızı doğrusu ve kendi vakalarımızı dünya kamuoyuna da böyle. Yoksa şunu söyleyelim. Bakın 15 mesela biz diyoruz ki kardeşim 80-90 koli Amerika'ya FETÖ ile ilgili neyi şey gönderdik diyoruz değil mi? Dosya gönderdik. Ya emin ol ben sana iddia ediyorum kardeşim. Bu ülkede FETÖ'me gerçeğini, FETÖ meselesini 15 Temmuz'unu hepimizden hatta bizim istihbaratımızdan daha iyi Amerikalılar biliyor. Doğru. Amerikan istihbaratı biliyor, Amerikan adliyesi biliyor, hariciyesi biliyor. Yani biz onlara hala anlatmaya çalışıyormuşuz, dosya gönderemiyoruz. Hayır kardeşim, bunlar zaten işin içindeler zaten. Yani adam işin İlhan içinde zaten. Yok. Tabii, salağa yatıyor. Yani Trump'ın etkili olmadığını bir yerden nereden anlıyoruz? Adam seçim vaatlerinden biri de Gülen'i vereceğiz diyordu neredeyiz. Yani Gülen'i Amerika'da niye barınsın diyordu Gülen için. Ama ne oldu abi? Çünkü seçilmeden önce Türkiye'de 15 Temmuz'da 13 tane CIA ajanı vardı tabii, değil mi? Tabii. DH'ı siz yarattınız demişti tabii, mesela. Tabii CIA yani, yarattı tabii. Tabii. Söyledim. Ama ne oluyor abi? İşte dediğim gibi yani Trump da iktidar değil. Yani doğru. Muktedir değil. Yani. Evet çok güzel. Çok peki. Doğru bir tespit. Hüseyin Bey tekrar sizle devam edelim. Arkadaşlar haritaları verebilirsiniz. Evet. Şimdi tam alana inelim. Şimdi ne denildi? Güvenli bölge. Evet. 30-32 kilometre içeri girilecek. 20 mil dedi söz verdi. Yani 32 evet. Kilometreye tekabül onlar tabii sözünde ediyor. Durmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki biz kendi güvenli bölgemizi oluştururuz. Şimdi burada tam askerimizin bu operasyonda tam yapmak istediği ne? Şimdi tabii güvenli... Ya çok özür dilerim. Buyurun. Gelecek. Ama ben diyorum ki bakın şu harita bu aşamaya gelme aşamasını anlatalım. Hah. Yani... Ağzımdan aldınız. Şöyle yani bu sonuç şu an. Bir de ne kadar tur gitti, ne verdi, hangi silahlar verdi, var, neler de, hazırlandı. 30 bin tır dedi İçişleri yani bakın. Yani P'ye de oraya, P'ye de şu tüneller. Kadar... Ya şöyle yani hocam da kalkarsa... Buyurun Lestar lütfen. Şimdi... Siz de kalkın üçümüz beraber. Şimdi adaletli olsun buyurun. İzleyiyorsunuz siz de coğrafyayı. Tarık Bey lütfen. Yok ekran kapatır. Ben şahsen izleyici açısından yani şu siz böyle gelin ben Muharrem Bey'le şey yapalım o boylu yani, postu. Tamamlayıcı olabilirsiniz. Şöyle çünkü
unuttuğum belki eksik anlattığım nokta olabilir. Daha... Şimdi tabii bu şu anda bizim son harita. Tabii burada şimdi kurtarılan köyler oluşmaya başladı. 11 tane şu anda duyduğumuza göre yavaş yavaş köyleri Mehmetçik ele geçirmeye başladı. Ona geleceğiz. O sıcağa geleceğiz. Ama izleyici, ya arkadaş burada bir Suriye devleti vardı. Tamam mı? Bizim sınırımız 911 kilometresi olan bir Suriye devleti vardı. Ve bundan 100 sene önce de bizim vilayetimizdi. Ne oldu da bu harita böyle sarılaştı, siyahlaştı, kırmızılaştı, yeşilleşti? Nasıl oldu bu? Yani PYD nasıl türedi? DAEŞ denen terör örgütü nasıl türedi? Ve nasıl büyüdü, nasıl güçlendi de biz şimdi bu mengeneye geldik ya da bu aşamaya geldik diye şöyle bir özetleme gerektiğini düşünüyorum. Buyurun. Dolayısıyla bakın 2011'de biliyorsunuz 2011'den itibaren Arap Baharı hikayesiyle birlikte domino etkisiyle geliyordu Tunus'tan, Mısır'dan, Libya'dan neyse. Ve Suriye'de de belli gruplar kışkırtıldı ve iç savaş başladı. Tartışmalı var. Kimisi diyor ki Esad sivillerin üstüne ateş açtı, çıktı, olay büyüdü. Kimisi de diyor ki kardeşim bu protestocular belli güçlerin maşasıydı. Arap Baharı'nı hayata geçirmek isteyenlerin, Esad'ı devirmek isteyenlerin, kriz yaratmak isteyen güçlerin maşasıydı. Provokasyon yapıldı. Ülke iç savaşa sürüklendi. Ama ben bir gazeteci olarak tarafsız anlatmaya çalışacağım. Sonuçta her halükarda bu ülke kaosa sürüklendi. İç savaş yaşandı. Ondan sonra Türkiye, bakın ben burada şunu da söylüyorum. Maalesef Batı ile birlikte, bana göre bu benim kendi kanaatim, Batı ile birlikte, Amerika Birleşik Devletleri ile ve Batı ekseni ile birlikte hareket ederek çok büyük yanlış yaptı. Davutoğlu yani, politikası. Evet. O da şu, Eyüp Donat'a girmesi, Amerika ile birlikte Eyüp Donat'a girmesi. Bir de efendim Süleyman Şah türbesi, ki yolda konuştuğu evet, o da çok önemli. Büyük hata. Arkasından biz kardeşim Suriyeli olmayan çeşitli ülkelerden gelen cihatçı dedikleri gruplar, Libya'dan, Çeçenistan'dan, işte şu anda DAEŞ'ların çoğu nereden? Fransa, Almanya değil mi? İngiltere. Evet. Yani bu gruplar silahlandırılıp çeşitli ülkeler tarafından buraya gönderildi ve ülke bataklığa çevrildi. Bugün onlarca bir matruşka gibi hepsi birbirinin içinden çıktı ve burası bir bataklık oldu. Rejim dediğimiz Esad yönetimi ne oldu? Dünya kamuoyunun, Batı'nın da desteğiyle ne oldu? Şam'a sıkışmış oldu. Ben iddia ediyorum Esad güçlüyken kardeşim ne DAEŞ vardı ne PYD vardı. Doğru. Ve bizim Suriye'yle hiçbir sorunumuz yoktu. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümet, o dönemki hükümetimiz sınırları bile kaldırmayı düşünüyordu. Vizeler kalktı. Sınır illeri bayram ediyordu. Çünkü ticaret çok büyük şaha kalktı. Ve ben iddia ediyorum burada bir Türkiye ile Suriye'nin arasını açmak projesiydi. Kesin. İki büyük İsrail için fotoğrafın büyüğüne baktığımız zaman Suriye'nin boşaltılması gerekiyordu. Kesin. Ve şu coğrafya efendim, bakın, çok önemli tabii, vekalet savaşı çağında demografik yapıyı, etnik yapıyı bozmak. Türkmenleri nereye sürdüler? Arapları oraya, yani Kürtleri tabii, hepsi şimdi, bu da çok önemli. Bakın, bilerek yapıldı. Bu bilerek yapıldı. Şu haritada gördüğümüz, bakın bu sarı alan şu anda PYD denen PKK'nın terör örgütünün kontrolünde olan alan. Burası da şu anda PKK'dan hala temizlenmiş değil. Hı hı. Şimdi dolayısıyla demek istediğim şu, bu alan peki ne alan abi? Bu alan Suriye'nin yeraltı kaynakları ve petrolünün %85'inin olduğu alan. Fırat'ın doğusu. Yani evet. Tarım arazileri. Ve bu arada ne oldu? Hiç duymadığımız, tamam mı? Hiç duymadığımız, İslam'la bana göre alakası olmayan anlayışa sahip DAEŞ denen bir terör örgütü üretildi. Ve ne hikmetse bu terör örgütü buraları işgal ediyor. Arkasından Amerika ve Batı'nın desteklediği PYD geliyor, bunlardan alıyor buraları ve PYD yerleşiyor. Ve buranın masum halkı, Araplar, Türkmenler, öbürleri oradan çıkarılıyor, öldürülüyor, gönderiliyor. Ve bir terör devleti hayata geçirilmeye çalışılıyor. Suriye boşaltılıyor. Ne oluyor abi? Biz de kapılarımızı açıyoruz. 4 milyon kişiyi alıyoruz. Evet, insanlık görevini yapıyoruz. Ama oyun başka. Oyun ne? İşte Suriye'nin boşaltılıp terör devletinin ikinci puzzle'ının burada kurulmasıydı. Şimdi Türkiye başından, yani Amerika ile ve Batı ile birlikte bu eksende yer alarak bir anda PYD'nin bu kadar güçlenmesinde belki direkt belki dolaylı onlarla birlikte olmasından dolayı bana göre hata yaptı. Hata yaptı. Yani ne oldu? Ne oldu? Geldiğimiz noktada bakın şu anda bildiğimiz kadar resmi olarak 80 bin tır son güne kadar 80 bin tır silah gitmiş. Ve şu anda bakın izleyiciler buradan duysun işte. Bu akşam 9 aylık bebeğimiz şehit oldu değil mi? 9 aylık bir yavrumuz 11 oldu. 11 yaşındaki bir de kız çocuğu. 70-80 yaralı. İnşallah evet, şehit sayımız artmaz. Amin. Yani şu anda 4-6 tane şehidimiz var. Bu arada Akçakale'ye hedef alan teröristler imha edildi. Yani... Ama şunu söyleyeyim.
o kardeşim, o 9 aylık Muhammed'i vuran mermi işte bu tırlarla gelen daha 3 gün öncesine kadar Amerika'nın verdiği silahlar. 30 tabii, tabii. Ha, bunu bilmemiz gerekiyor. Tabii. Yani bizim ya Amerika'nın evet. Bir, özür dilerim, şu anki PKK Amerikan ordusunun kara kuvvetleri. Tabii. Bunu çizelim ve komando ve özel kuvvetler imkan ve kabiliyetlerine haiz. Yani biz burada esasında PKK, YPG vesaire bir sürü şeyden değil, PKK adı altında Amerika ile çarpışıyor. Çünkü bunlar hala var Amerika mı? Efendim? Irak'taki Blackwater'lar burada da var mı? Tabii. Oo, daha bir de bilmediğimiz daha ne lejyoner denilen paralı asker var. Peki. Değil mi Tarık Bey? Özür diliyorum. Yönetmenim uyardı Muharrem Bey. Hemen toparlayalım. O zaman hemen şöyle söyleyeyim. Sonra ne oldu? Olay puzzle ortaya çıktı. Ekran dönüşü yine haritadan devam ediyor. Türkiye hakikaten işin kötü gittiğini anladı. Ve arkasından dedi ki arkadaş bu böyle gitmeyecek. Ben asıl tehlike ve beka sorunuyla karşı karşıya kalacağım dedi. Ve gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'ne bastırmaya başladı. Şunu hatırlatalım. Afrin'de biliyorsunuz PKK vardı. Hı hı. Bizim silahlı kuvvetlerimiz tarafından temizlendi. Bakın burada Cerablus vardı. Cerablus'u da DAEŞ vardı. DAEŞ'tan kurtardı TSK. Evet. Yani bazıları diyor ya tabii. Türkiye DAEŞ'e şey. Hayır kardeşim, en fazla DAEŞ'li terörist Türkiye 3500. Tabii. Evet. Dolayısıyla tabii. Bunu unutmamamız gerekiyor. İyi anlatmamız gerekiyor. Yani tabii. Sadece PKK'ya karşı değil DAEŞ terör örgütüne karşı da Türkiye ciddi bir mücadele verdi. Son bir yorum Muharrem Bey'ciğim. Seyircilerimizin biraz kafasını da çalıştırmak için çekiç gücü hatırlıyoruz. Farz edin biz bu operasyonu yapmadan işte bu bölge çekiç gücün yapmak istediğini ne oldu? Kuzey Irak'ta bir Kürt federe devleti veyahut da federe devleti kuruldu. Aynısını işte bu da çekiç güç operasyonunun daha değişik bir türevi. Devamı. Eğer çekiç hemen gidecekse devamı. Şunu söyleyeyim. Tamam. Peki şu anda Amerika dedi ki biz askerlerimizi çektik. Buradaki PKK, TPYD teröristler şu anda nereye çekildiler daha çok içeride? Güney. Onları da konuşalım diyorsan aradan sonra. Son bir şey hemen. Şunu anlattı. İlk önce bu bataklığı kim yarattı? Biz neyle mücadele ediyoruz diyelim? Sıtmayla. Sıtmayla mücadele nedir? Sivrisinek. Sivrisinekleri ne yaratıyor? Bataklık. Peki bu bataklığı ne yarattı? Hangi unsurlar yarattı? Bunu da bir düşünelim. Evet. Tamam. Şimdi Tarık Bey yine dönüşte haritada söz vereceğim. Hüseyin Bey size de söz vereceğim yine haritada. Kısa bir reklam arası. Reklam dönüşü karşınızda olacağız. Asıl mesele devam ediyor sevgili izleyiciler. İkinci bölümle karşınızdayız. Birazdan tekrar haritayı vereceğiz ve alanında uzman konuklarımız hem sahayı anlatacaklar hem de Türkiye'nin yapmak istediğini ve Amerika'nın ne yapmak istediğini ayrıntılı bir şekilde aktaracaklar. Şimdi Akçakale'ye döneceğiz. Haber muhabirimiz Sait Topçu o noktada sevgili izleyiciler ve harekatın ikinci günü biterken bize son gelişmeleri aktaracak Sait Topçu. Söz sende. Üstü Ozan, hala obüs atışları, roket atarlar atışlarına devam ediyorlar. Tel Abyad ve Rasulayn arasındaki 120 kilometrelik alanda güvenli bölge oluşturmak için oldukça yoğun bir mücadele ortaya konuluyor. Tabii Tel Abyad ve Rasulayn bölgesinden de YPG'li, PKK'lı, PYD'li teröristler havan ve roket atışlarını gerçekleştiriyorlar. Mardin'in Nusaybin ilçesi ve Akçakale, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, yani bulunduğumuz nokta sınırın sıfır noktası, gün içerisinde çok sayıda havan ve roketin hedefi olmuştu. Oldukça yoğun bir panik havası vardı. Aileler ailelerini alarak birkaç parça eşyalarıyla birlikte kenti terk etmek üzere Şanlıurfa'ya giden Akçakale yolu üzerinden hareket ettiler. Oldukça yoğun bir gün geçirdik. Oldukça tansiyon yüksekti. Tabii sevkiyatlarda gün içinde devam etti. Akçakale yolu üzerinde o sevkiyatları gözlemlemek mümkündü. Elbette çok sayıda
takviye yapıldı. Bunların yanında komando birlikleri de dün saat 10.30 sıralarında kara harekatına başlamıştı. Bugün sabah saatlerinde de Milli Suriye Ordusu Akçakale sınır kapısından Tel Abyad bölgesine ağır makinalı silahlarla, pikaplarla, zırhlı personel taşıyıcı araçlarla giriş yaptı. Sayıları 30-35 kadar da oldukça yüksek bir rakam. Tabii gün içerisinde takviyeler de artarak devam etti. Bombalamalar neticesinde 6 vatandaşımız ne yazık ki şehit düştü. Ancak o havan mermilerine, füzelere misliyle, top atışlarıyla karşılık verildi. Obüslerle, füzelerle karşılık verildiğini sizlere aktaralım. Tansiyon bölgede oldukça yüksek. Akçakale'de güvenlik personeli 7/24 devriyede, teyakkuzda, her an her koşulda görevlerine devam ediyorlar. Hastanelerde aynı şekilde 7/24 görevlerine başındalar. Elbette operasyonlar havadan da devam ediyor. Savaş uçaklarıyla başlamıştı. Ardından obüs atışlarıyla devam etti ve harekat alanının oluşmasıyla birlikte kara birlikleri de Tel Abyad ve Rasulayn arasındaki bölgeye giriş yaptı. Türkiye'nin elbette çok önceden beridir hedefi orada bir güvenlik koridoru oluşturmak. 460 kilometrelik alanda, uzunluğundaki alanda, yani Akdeniz kıyısından Irak'a kadar olan alanda 30 kilometre derinliğinde terörden arındırılmış bir bölge oluşturmak. İlk hedefi bu. İkinci hedefi de topraklarından, yerinden, yurdundan inilen Suriyeli mültecileri, vatandaşları tekrar yeniden yerlerine geri gönderebilmek olduğunu ifade edelim. Yusuf Ozan, bizim haber nöbetimiz gün boyunca devam etti. Önümüzdeki günlerde de devam edecek. İkinci günde 174 teröristin etkisiz hale getirildiğini de sizlere bir haber notu olarak aktaralım. Son olarak akşam saatlerinde 19 terörist saklandı. Sığınakta bulunduğu ve o kıymetli hedef denilen teknik taktik takibin ardından o hedefte imha edildi ve etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 174'e ulaştı. Bu açıklamada Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Peki Sait, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Programımız devam ediyor. Şu arkadaşlarım hemen haritayı tekrar verirlerse konuklarımı da bir kez daha alabilirim ayağa. Ve Hüseyin Bey, Tarık Bey ve Muharrem Bey az önce anlatıyorlardı. Muharrem Bey birinci bölümde şu harita nasıl ortaya çıktı dedi. Önemli noktalara dikkat çekti. Biz sonuçtan önce bir sebebini anlatalım dedi. Evet. Muharrem Bey tamamladıysanız sözü Hüseyin Bey'e bırakacağım ama hemen tamam. Birkaç cümleyle tamam. Buyurun. Hocamıza bırakacağım. Tarık Bey'e vermeniz daha iyi çünkü bölgeyi, tamam. Bölgeyi çok iyi biliyor. Için o nasıl tamam, Muharrem Bey tamamlasın diye. Hemen Tarık, evet. Bey'e bırakayım sözü. Şimdi şu anda sevgili izleyicilerimizin anlayacağı şekilde söyleyeyim. Şu anda hala şu burada renk farkı var ama şurada. Burası da aynı şekilde sarı aslında. PYD ve PKK'nın kontrolünde. Bunu söylememiz gerekiyor. Daha temizlenmiş değil. Şu anda zaten... Amerikan üsleri var buralarda. Evet, zaten dediği gibi Amerikan... Bakın Amerika buradan üslerini kaldırmadı. Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedefine gelebilecek ihtimali olan askerlerini... O da 50 taneydi herhalde. 50 asker. Tane diye açıkladılar. Aşağı çekti. Zaten Amerika Birleşik Devletleri silah, eğitim ve istihbarat olarak PKK'yı kara gücü olarak kullandığını zaten hocamız da söyledi. Şimdi burası niye rengi farklı? Burası şu anda bir anlamda güvenli bölge için oluşturulması gereken alan. Yani Türkiye diyor ki ben 35 kilometre gelmek istiyorum derinlemesine. Yani o kilometreye kadar olan bölüm mü burası? Amerika Birleşik Devletleri de buna pek razı değil. Yani en fazla 15 kilometre gidebilirsin gibi. Ama bu konuda hala neye karar verildi? Meçhul. Bu arada da Trump 20 mil dedi. Yani 32 kilometreye, evet. Geri. O da bu M4 karayoluna tekabül ediyor. O karayolu çok önemli. Birazdan sizden onun önemini alacağım. Şimdi PKK ve PYD'lilerin birçoğu da, şimdi bakın burada yazmamış ama Rakka ve Deir ez-Zor denen yerler var. Evet. Bu bölgede. Rakka ve Deir ez-Zor. Tam Fırat Nehri'nin. Beyaşların olduğu yer. Kampın olduğu yer. El Hol. Dolayısıyla şu anda oraya koydular. Karargahlarını bir anlamda PKK, PYD neyse buraya çekmiş durumdalar. Ama burada da dediğimiz gibi bakın daha az önce Sait işte bölgeden bağlandığında söyledi. Bir sığınakta 19 terörist etkisiz hale getirildi. Ve şu ana kadar da Savunma Bakanı'nın açıklaması 174'e çıkmış durumda. Dolayısıyla zaten bizim şu anda Akçakale'ye, Ceylanpınar'a hemen sınırın hemen ötesinden çok yakın bir mesafe olmalı ki hedef vurabiliyorlar ve vatandaşlarımızı şehit edebildiler. Dolayısıyla bu bölgede hala teröristler çok aktif. Operasyonlarda bundan dolayı
bu bölgede yoğunlaşmış durumda ama bundan sonrası ne olacak bunu daha ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Özür dilerim, şöyle bir soru sormak istiyorum. Tarık Bey, size hemen alanı soracağım ama çok soru geldiği için gün içerisinde sosyal medyamdan bana da sordular. Uzmanının yorumu tabii önemli. Diyorlar ki madem operasyon yapıyoruz, bu adamlar nereden atış yapıyor? Sivilleri vuruyor. Bebeği katlediyorlar, çocuğu katlediyorlar, vatandaşımızı, memurumuzu katlediyorlar. Obüsün menziline baktım, Havan. 8 kilometre. Yani 8 kilometreden mi atış yapıyor adam? Tabii niye böyle görüyorsun? Tabii de talimat çok yakın. Yani yoksa köylerin tabii içerisinden, köy evlerin içerisinden attıkları için mi havlularından? Doğru, evet. O yüzden mi müdahale edemiyoruz? Tabii. Bu yüzden değil bunu mi? Ölçen, burada bir kafa karışıklığı tabii var. Yani bunu ölçen havan topları... Bir şey söyleyeyim ama... Özür dilerim, bu sınır çekilirken bakın izleyicilerimize hatırlatalım, dedim ya 80-90 sene önce bizim vilayetimizdi diye. Hı-hı. Bu sınırı biz çekmedik. Bu sınırı emperyalistler çekti. O dönemde bizim sınırımızı onlar belirlediler. Doğru. Mesela sınır Aynel Arap denen bakın bunun Kobani yani. Bir kasabanın denilen sınır tam bir köyün bir kasabanın içinden geçiyor burada. Yani bir kasabanın bir tarafında Türkiye var, diğer tarafında orası var. Akrabaların sülalenin bir tarafı bizim tarafı. Şimdi asıl tehlike şu zaten. Mehmetçi'yi belki de en çok zorlayacak Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda da gördük. Teröristler evlere giriyorlar, çocukları, kadınları rehin alıyorlar ve evlerden atış yapıyorlar. O zaten yüzden, sıkıntı biraz o. Evet. Şimdi tabii bu bildiğimiz bir geleneksel, bizim operasyonumuz geleneksel ama ne yapılıyor? Bunu askeri terminolojide biz muharebe sahasını biçimlendiriyoruz. Yumuşatma diyor. Genelde bunun yıpratma... Hocam biz Çukur çatışmalarından bu çatışmalarda artık tecrübeliyiz. Ama. Çok tecrübeliyiz ama yani bir de şunu unutmayalım. Mardin müsahibinden bahsediyor. PKK'ya yani Amerika'nın kara kuvvetleri diyelim ona. Yani taşeronu değil, vekaletçisi, yani onun ordusu, onun doktriniyle, onun el kitapçılığıyla, onun taktik teknik prosedürleri ve onun bütün muharebe ve kurumsal yapısıyla beraber eğitimine de dair Amerika'nın ordusu bu. Yani bütün hepsi ona bağlı. Şimdi şunu anlatmaya çalışacağım burada. Bir, bu aynı zamanda 60 bin kişilik silahlı güç olaraktan özel kuvvet ve komando imkan ve kabiliyetlerini... YPG'den bahsediyorsunuz. Dün ama değerli hocam, Sayın İçişleri Bakanı'na soruldu. 60-70 bin abartılı bir rakam dedi. Kimi söylüyor? Çoğu uzman, hatta diğer eli silah tutan resmi güçleri de... Hatta Ahmet Hakan sordu. Kaç peki dedi? Maksimum 15 bin dedi. Savaşçı ben... kabiliyeti olan. Savaşçı kabiliyeti. Kim için diyorsun? YPG için söylüyorum. Bence az. Tabii. Sayın İçişleri Bakanı'na demiş. Hayır, Amerikan kaynakları bile 80 bin olarak telaffuz ediyor. Peki. Yani burada herhalde belki sayın hangi tabii. Ya psikolojik savaşta belki kullanılmış olabilir. Ben olabilir. Şöyle bir düzeltme yapabilir miyim bu rakam buyurun, şeyinde? Buyurun. Yani siz bölgedensiniz. Evet, yani şimdi SDG dediğimiz yapı içerisinde yani başka güvenlik birimleri de var bunların. Polis kolu olarak görev yapan, istihbaratı da buna benzer sivil yönetimde de yer alan askeri meclisler var. Münbiçtek olduğu gibi. Yani bunların toplamı 60-70 bin. Sayın Bakan herhalde ona dikkat. Evet. Savaşçı kabiliyeti olan, savaşçı kabiliyeti olan rakam. Evet. Evet. Şey gibi. Yani onlar çünkü rakamları biraz abartıyorlar. Daha çok destek alabilmek için, parasal destek alabilmek için de bunu söylüyorlar. Ama savaş kabiliyeti olan rakam Dışişleri Bakanı rakamına yakın. Ben de kaynaklarla duyuyorum. Tamam. Sayın Bakan, savaş niceliksel olarak bakmayalım sayıyla. Hı. Bir atom bombası olsa ne yapardın? Yani ellerindeki kuvvet, evet, bütün ordular küçülmeye başladı. Fakat şu anki mevcut verilen silahlar ve eğitime baktığımız zaman 5000 kişi de bizi zora sokabilir. Neye bağlı? Onlara verilen imkan ve kabiliyetlere bağlı. Ellerinde Javelin füzesi var. Ya, tank düşmanı. Konuştuk. Evet. Peki bir de farz edin elektronik karıştırma aleti var. Bir tane bizim uçağımız veyahut da tankımız çalışmaz. Elektronik darbe bombası. İş bitti. Yani bu alana girdiğiniz zaman kilitler yani. Kilitler. Bütün iletişimi, bütün Saddam Uç üzerlerini sağırlaştırmışlardı. Tabii. Kaldıramadı. Tabii. Yani oralara girmiyoruz bu tecrübelerin istinaden ve buna komuta kontrol harbi derler. Elektronik harp, psikolojik harp, bunlar iç içe. Yani biz hep onu karıştırıyoruz. Uzmanlara da ondan biraz gönül koyuyorum. Peki. Biz niteliksel
mi, niceliksel mi? Bir de niteliksel olarak bakalım. Çünkü biz şu an o tırların, evet bizim istihbaratımız vesairese baktı ama ne tip silahlar verildiği bilinmiyor ki Tarık Hocam bu konuda da. Tarık bazen... Bey, sahayı çok iyi bildiğiniz için tam bir daha sizi tanıtayım izleyicilerimiz. Suriye Türkmen Dernekleri Federasyonu Başkanı Tarık Sülo Kevizci bölgeyi çok iyi biliyor. Karış karış biliyor. Şimdi burada Türk askeri size göre en fazla nerede zorlanır? Bunu bize bir anlatır mısınız? Şu sahayı gördüğümüz haritada. Tabii. Yani şimdi sınır boyuna baktığımız zaman özellikle de Cerablus'tan başlayıp bugün daha Tel Göçer dediğimiz nokta, bugün Irak, Suriye, Türkiye üçgeni olan noktaya kadar bu hat boyunca bir bölge bölge Arap, Kürt, Türkmen yerleşim yerleri var. Hı hı. Tabii Akçakale bölgesi ve doğusunda biraz Türkmen var ama çoğunluk Arap nüfusunun olduğu bir yer. %70 demiştiniz, evet, değil mi Tarık? %70'e yakını Arap bölgesi. Tel Abyad'da mı? Tel Abyad. Evet. Yani 30, Akçakale, Tel Abyad. 30-35 bin arası bir nüfus var. Köyleriyle birlikte bu nüfus 75 bin 80 bine kadar çıkıyor. Resulayn'da? Resulayn şehir merkezi olarak 50-60 bin arası, yani 55 bin tahmin ediyoruz. Şehir ve köyleriyle birlikte bağlı olduğu köyler ve yerleşim yerleriyle birlikte 150 bine falan varıyor. Evet. Şimdi burada ki zaten ilk etap Resulayn'da kimler var? Arap veya Kürt? Orada yarı yarıya nüfus. Yani Arap ve Türkmen mi? Arap ve Kürt. Türkmenler neredeydi? Türkmenler daha çok Tel Abyad bölgesinde, tamam. Bu bölgede. Esas bizim Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı yer Cerablus Azez arasıdır. Tamam, haritayı orası. Değiştik bu arada. Haçlı olduğu için Osmanlı. Bu harita mı, diğeri mi? Diğeri ise diğerine geçelim. Şimdi... bu da herhalde etnik yapılar. Etnik yapının dağılımı da var. Evet, biraz anlatmak lazım. Evet, çok evet, yani dediğim gibi aynen mavi bölge Türkmen bölgesi diye tahmin ediyorum. Yani evet, Türkmenler, sarı Araplar. Evet, doğru, doğru. Yani burada Kürt nüfusu yüzde kaça denk geliyor? %20-30 bütün bu coğrafyayı idare etmeye kalkıyor PKK'ya. Evet. Esasında hayır, bir de coğrafyası... şöyle bir şey var. Yani bütün Kürtler bunları desteklemiyor ki. Kendilerini desteklemeyenleri ya katlettiler ya da sürdüler. Tarık Bey daha iyi bilir, ona soracağım. Yani şu sarı alan... Bu Arap sonradan mı? Yani PYD, yani Araplar olarak gözüküyor. Mesela şimdi bu şu anda Araplar bu kadar artık kaldı mı burada? Demografik yapı yani değiştirildi. Şimdi tabii değişti. Özellikle de PYD'nin, yani daha doğrusu YPG'nin kontrol ettiği bölgedeki Arap ve Türkmen nüfusları göç ettirildi zorunlu bir şekilde. Nereye? Önemli bir kısmı Türkiye'ye geldi. Bugün Mardin ve Urfa arasında daha çok yerleşik vaziyetteler. Peki bunların kapalı arazileri ne oldu? Evleri ne oldu? Yani bunlar farklı yani? Suçlamalarla, kimisi ÖSO'cu, kimisi IŞİD'ci, kimisi Türkiye ajanı deyip zorla yani el konuldu. Yani Kerkük'te, Irak'ta yaptıklarını biliyorsunuz, orayı bombaladılar, nüfus kayıtlarını tapu sildiler. Tapu meselesini soruyorsun be. Ha, yani tapu meselesi daha hala merkez... Bir şey söyleyebilir miyim? Siz bana yolda konuşmuştuk, şeyi söyledi Tarık Bey. Hepsi dedi, bizim bütün tapuların hepsi dedi... Esat'ın elinde. Orada da güvende. Evet. Yani Irak'taki gibi bir yakma. Yani merkezi hükümet hala iş başında olduğu için Halep ve Şam'da tapu merkezleri zaten birçoğu buranın Halep'e bağlı olduğu için idari olarak, yani onlarda bir sıkıntı yok. Tapu noktasında bir sıkıntı. Fakat zorunlu bir şekilde göç ettirildiği için buradaki birçok unsur, Arap ve Türkmenler başta olmak üzere, Kürt gruplar da var bunun içerisinde. Onların mallarına, mülklerine el konuldu. Tamam. Şimdi, o zaman şunu anlıyoruz. Bizde bulunanlar zaten geri vatanlarına dönmüş olacak. Evet. Bu ırda hedef bölge Ceylanpınar ve Akçakale arası şu an hedef seçilmiş bir vaziyette. Zira çünkü demografik yapısına baktığımız zaman bölgenin Arap ve Türkmenler de yoğunlukta olduğu için ve nispeten Türkiye'ye muzahir Kürt grupları da var ve şu an uygulaması en kolay bölgeden başlıyoruz. Çünkü operasyonu. Operasyonu, evet. Çünkü bu bölgede YPG'nin tabanı çok güçlü değil. Nüfusu da çok güçlü değil. Kürt nüfusu da, yani ona müzahir Kürt gruplar da fazla yani değil. Yani operasyonu etnik yapı nasıl belirliyor? Tabii, evet, çok önemli. Yani çok önemli. Burada hedef noktası yani bilinçli bir şekilde, yani seçilmiş, iyi bir şekilde araştırılmış. Yani değişelim. Mesela evet. Baktığınız zaman mesela Ayn Arap'tan değil, Kobani'den başlamadı. Çünkü orası nüfus olarak Kürt daha fazla. Mesela yine baktığınız
baktığımız zaman Nusaybin'in karşısında Kamışlı bölgesinden de başlamadı. Çünkü örgütün hakikaten güçlü olduğu yerler. Şu an en zor hedef nokta neresi? Aynel Arap mı? Hayır, Kamışlı bölgesi en zor. Çünkü bir kere nüfus yoğunluğu var. İki, örgütün tabanı var ve üç, Irak'la sınır. Sincar'dan da takviye geliyor. Dikkat edersen PKK'nın kontrol ettiği başka bir diğer bölgede Kandil'in dışında Irak'ta Sincar. Buradan da takviye geliyor. Tabii. Tırlar da bütün buradan giriş yapmıştı. M4 karayolundan. Semerka kapısından geliyor. Yani Irak aynı Suriye. Karayolu, şu M4 karayolu tabii galiba. Tabii M4 karayolu şeye gidiyor. Haseke'ye geliyor. Evet. Buradan Irak'a doğru gidiyor. Yani bu hat önemli. Bu yolun Türkiye'ye derinliği ne kadar? Yani bizim sınırımıza derinliği ne kadar yola ulaşmamız için? Ya şey dedim, o güvenli bölge sınırı 30 kilometre deniliyor ya. Evet. Yani o derinlikte. Onun içinde yani mi kalıyor? Tabii tabii, o sınır oluyor. O sınır teşkil ediyor. Yani burası yani bizim hedeflediğimiz güvenli bölgesinin sınır içerisinde. Zaten şöyle bir şey söyleniyor. Yani bu yolu ele geçirdiğin anda hemen hemen bölgede kontrolü ele geçirmiş. Tabii, çok yani stratejik. Çok stratejik. Evet, o zaman evet. Yani siz bu sefer şey yapacaksınız. Ya zaten aşağıya indiğiniz müddetçe bir kere iklim koşulları da değişiyor. Yani daha çok siz kırsal çöl havasına doğru gidiyorsunuz. Nüfusun yoğunluğu olarak yaşadığı yer bu hat, burası. Tarık Bey, bu yol su kaynakları burası. Çıktığınızda İdlib'e kadar erişiyor tarım mu? Tarım burada aşağıya doğru. Tabii tabii yani bu. Sonra M4, bu uluslararası M5 oluyor, Halep'e kadar şey aşağı doğru. Bu uluslararası bir yol. Geliyor, BAP'tan geçiyor. Dikkat ederseniz BAP'a kadar geliyor bizim o yeşil yani alanda. Şu anda bizim amaçlarımızdan biri de bu yolun şu arası, artık şurası 120 kilometre mi? Hayır, burası 450 kilometre bu. 120 yani dediğimiz 120 şu ikisinin arası. Resulayn'la harekat aralığı. Evet. Şu peki. Anki hedef denen güvenli bölge 120 paralel kilometre. Paralel olarak 120 ama dikine 32 ya da evet, 30. 30-32 yer yer değişir. Belki bazı yerlerde daha da düşer, daha artar. Buradaki belirleyici olan yoldur. Yani 3600 kilometre karelik bir operasyon sahası. Evet. Yani Suriye şu anki hat uzun. Yani 450 tahmin ediyorum yanılmıyorsam. Öyle bir uzunlukta. Arazi dağlık değil değil mi? Düz. Hayır, burası ova. Yani düz. Yani Afrin'e göre ova bakımı biraz daha hayır, yani dağlık bölge çok aşağıda. Bir iki dağ var. Yani fiziki haritadan da görürsünüz çok aşağıda. Buralar düz mü gözüküyor? Tarık hocam, biz bir yerde yanılıyoruz. Bütün uzmanlar da yanılıyor. Bakın, Afrin dağlık bir bölge. Bazı uzmanlar, coğrafya uzmanları der ki Hakkari ve o Güneydoğu'daki çok dağlık bir bölge, Ütüleyin der, Türkiye'nin yüz ölçümünden daha büyük bir yüzey ortaya çıkıyor. Doğru, kıvrım oldu. O zaman Afrin'e, yani biz bir harekatı, bunlar yanlış uzman değil, yani coğrafyasını bilmiyor. Kurmay zeka bakar bu işlere. Doğrusu ne? O zaman burada yaptığımız Afrin ve bu bölgedeki onun topografyasını çıkardığınız zaman, özür dilerim seyircilerimizden, bir de morfolojisi derler. Onun kilometre karesinden karşılaştırın. Arada çok az fark var. Yani bir arazinin düz olması belki bazı alanları, dağlık alanları koyarsanız 3600 kilometre kareden daha büyük ütülediğiniz zaman. Yani ne demek istiyoruz? Afrin mi daha kolay? Şu coğrafya, bugünkü operasyon alanı mı? Bugünkü operasyon alanı daha kolay. Daha kolay. Yani biz arazinin büyüklüğüne takılmayalım. Arazinin engebeli olması çok çok önemli. Bir de Afrin ormanlık bir yerdi. Yani sadece dağlık, tepelik yer değil. Zeytin ağaçlarının olduğu, çam ağaçlarının olduğu bir yer. Orada onun başka bir zorluğu da vardı. Ama bugünkü arazi, tarımsal arazi, dümdüz arazi. Şu an yani arazi dediğimiz ekiler arazi olduğu için özellikle buğday, arpa gibi şeyler. Bugün onlar da hasatı yapılmış ve arazi dümdüz. Yani siz ama burada en büyük tehlike çok rahat tüneller. Görürsünüz. Tünel savaşı. Bu arada onu operasyon alsın. Tarihi bilmiyorum, siz bölgeyi çok iyi bildiğiniz için, mesela Ağustos ayında değil de Ekim ayında biraz bizim askerimiz düşünülerek yapılmış olabilir mi? Toz, toprak, sıcak. Kesin. Yoksa evet, bir yani siyasi aslında hareket planlamasına iklim, bütün bu parametreleri düşünün. Tabii yani zamanıdır şimdi. Yani şu an zamanı. Ağustos ayında şurada 50 derecelik sıcaklık var. Tabii. Bilmez. Tabii. Ya, yani, tabii. Şimdi ben o çok ayrıntıya mı kaçıyor? Ama sonuçta bence o çok ayrıntı kalıyor. Çünkü şundan dolayı süreci biliyoruz. Yani Türkiye ile Amerika'nın görüşmesini, Türkiye'nin nasıl oyalandığını, önce ne yapıldı bir özel ne merkeziydi? Amerika'yla. Müşterek yanlış. Birleşik Harekat Merkezi'miz. Evet. Ben o zaman da demiştim. Ben ona oyalama merkezi. Oyalama. Özür dilerim. Evet. Pentagon açıklama yaptı. Pentagon'un açıklamasını bilmiyorum. Bir hafta önce hatırlar mısınız? Dedi ki biz o devreyi atarken
Meğer Türkiye bizden bilgi almış, araziyi öğrenmişleri tam olarak. Ya zaten bir şey söyleyeyim. Ya, Türkiye değil. Zaten o kadar, yani kusura bakmasınlar, Amerikalılar da iyi bilir Türkiye sahayı. Yani öyle, öyle ya, yanı başı. Ama şu var, yani tabii ki bölgede yaşayan PYD'liler de bilir, teröristler de bilir. Hani ÖSO var. Türkiye, Amerika'dan çok Türkiye'ye yakın burası zaten. Yani bizim dediğimiz gibi kasabalar aynı ortasına sınır geçiyor. Sağlam istihbarat unsurlarımız var. Sayın İçişleri Bakanı dedi ki biz kasaba nokta nokta ilçe tabii, ilçe tabii. Kim nerede ne yapıyor ev hepsini çözdük dedi. Ben şuna da dikkat çekiyorum tekrar. 13 Ekim Abdullah Öcalan'ın 21 yıl önce Suriye'den çıkarılış tarihidir. 9 Ekim mi 13 Ekim mi? 13 Ekim. Özür dilerim. 9 Ekim. Yani harekatın başladığı gün tabii. Öcalan'ın Suriye'den çıkarıldığı tarih. Bunu da hatırlatalım ve yıllar sonra ondan 21 yıl sonra sözüm ona APOİS'lerin devlet kurumu. Bu da ABD'nin önerdiği. Güzel bir kavram APOİS'ler. Özür dilerim. Bu haritada ABD'nin önerdiği derinlik ve paralel. Aslında bunu dalga ABD geçiyorlar bizden. Yani Trump diyor 32. Yani bunların hiç kafamızı takmayacağız. Yani eski tabii, bu eski olmalı. Eski yani olan tabii. Değil bu. Yani bakın ama ben hatta Amerika değil bu. YPG sözcüsünün önerdiği. Bakın ne güzel evet, Amerika'yı yani tam olarak tabii. Yani. Zaten bir sürü bize getirilen harekat planlarında. Bu çok eski zaten. Bu eski, şu anda uçtu. Tamam. Alabilirsiniz arkadaşım. Evet. Bu artık ama kalktı. Mümkünse Amerikan üstlerini gösteren bir yer olsa çok hoş olur. Bir harita varsa arkadaşlar. Amerikan üstlerini gösteren tabii, bir harita. Peki, evet. Burada Fransızların da var. Şimdi yine Tarık Bey sizden başlayıp daha sonra diğer konuklarıma devam edeyim. Sahayı anlattınız. Etnik olarak anlattınız. En zor, en kolay bölge olarak da anlattınız. Benim operasyon bitti. Ne olacak bu PYD'liler? Kimisi çatışacak, ölecek vesaire, imha edilecek. Kimisi güneye kaçıp tıkılıp kalacak mı? Sonra ne olacak? Şimdi kurtarılış bölgelerle ilgili ya da daha doğrusu kurtarılacak bölgeyle ilgili model hazır. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'ndaki olan model bizzat oraya da uygulanacak. Yani siviller savaş gelecek, için inşa edilecek. Evet. Oralarda bir yerel yönetim oluşturulacak. İstihdam kamu, edilecek. Bütün bunlar olduktan kamu sonra hizmeti verilecek. Yani şu PYD PKK varlığı olduğu sürece şöyle söyleyeyim ya da biz eskiden kendi sınırımızdan direkt karşılıyorduk. Bu daha büyük tehlike. Artık 30 kilometre öteden PYD PKK'yı karşılayacağız. Ve bunlar hala tehlike olmaya devam mı edecek? Güneyde duracaklar mı yanı başında? Amerika bundan sonrası için ne düşünüyor? Rusya bundan sonrası için ne düşünüyor? Aslan ortağımız İran ne düşünüyor? Ne olacak bu adamlar? Yani yarın bir günde bir yıl sonra ya da 6 ay sonra yine mi kavga edeceğim? Ya bakın bunlar burada yine beni tehdit ediyorlar. Bir özerk yapımı oluşturulacak. Ne olacak? Ben burada bunu mu deneyeceğim? Müsaade eder misiniz Tarık Hocam? Tabii, tabii. Bu tabii. Çok farklı. Vekalet savaşları çağında. Yani ben artık şunu biliyorum. Tamam. Bu operasyonun amacı şudur. Bunu öğrendik. Bundan sonra ne olacak? Tabii. Çok teşekkür ederiz. Bakın Allah aşkına. Amerikan üstleri istediğiniz. 1, 2, 3 aynalar hap. Şuraya bir bakın. Hele hele Ceylan Pınar'la harekatı yapacağımız yer. Şurada burada havaalanları var. Hele hele bu tarafa bir bakıyoruz. Yani harita kendi kendine konuşuyor. Tam bunlar hep gitti mi? Çekiliyorlar diye. Hayır. İki hayır. Tanesi çekildi sadece. Kaldırmadı sadece. Üstleri evet. Kaldı. Doğru. Şimdi Amerika'nın vekalet savaşında yapmak istediği ve bunu Trump da söyledi. Amerika 30 senede 13 savaşın hiçbirini tamamlamadı ve 14 trilyon dolar para harcadı. Hepsine yenildi. Afganistan, Irak. Yok, hayır. Bir şey karıştırıyoruz. Buna entropi temelli muharebe derler. Derslerimizde anlatıyoruz. Hı hı. Sayın seyircilerimize ısrarla rica ediyorum. Sosyal entropi yazsınlar Google'a. Lütfen okusunlar. Özetle bu da İslam coğrafyası için çok önemli. Bizim için de çok önemli. Buradaki coğrafyayı, Suriye'yi veya Irak'ı herhangi bir coğrafyayı bir toplumu bir arada tutan o gücün bozulması sonucu kaosa doğru giden enerjiye entropi diyor termodinamik yasalarına göre. Yani bu toplumu sürekli kontrol edilebilir bir kaos yarat ve yönet. Bakın o kadar güzel planlı ki Cerablus'ta kimler vardı? Kim hakimdi? IŞİD'çiler. Evet IŞİD'çiler vardı. Aşağıda da bir yerlerde var. Peki Tel Abyad'da kimler var? PKK var. İdlib'e bakın. Orada kimler var? Şu an HTŞ var, ÖSO var. Vesairesi. Bunlar bilerek konulmuş. Ben İdlib'e mesela suni olarak yaratılmış bir yanardağ derdim. Kim düğmeye basarsa patlar. Bunu bana
bütün literatüre ve diğer muharebe biçimlerine baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin muharebe doktrininde bu coğrafyadaki yapıyı sürekli boz. Arkadaşlar diğer haritayı tekrar alalım. Değerli yönetici. Bakın. Evet. Yani etnik yapıyı da görüyoruz. Yani bakın burada tamamlayın çok önemli bir sorun daha olacak. Bakın, dedin ya PYD PKK'nın olacak. Şimdi bakın bir şey söylerim. Şu anda Türkiye diyor ki ben en fazla 40 kilometre, hadi 35 kilometre. 32-35 evet. Diyor ki benim sınırımda ben terör devleti, terör yapılanması istemiyorum. Tamam, şurada yine duracaklar ama. Şimdi burada duracak. Dediğimiz gibi yani eğer 35 kilometreye yapabilirse bile 35 kilometre sonra yanı başımızda ne var? PKK-PYD özerk yapısı olacak. Yani Kuzey Irak'taki yapının benzeri olacak. Peki şu anda az önce söyledik PYD ve PKK karargahını nereye çekti? Şu anda Rakka ve Deir ez-Zor'a çekti. Yani şu anda buradalar. Amerika'nın üstlerinin hiçbiri iki tanesi hariç kalkmış değil. Özür dilerim unutmayın. Tarık Bey, Muharrem Bey'in dediği gibi özellikle dikkat çekti. O halde çatışmadan buraya tekrar gelebilirler mi? Zayiat vermeden buraya çekilelim diyebilirler mi? Yapı onların bir bakma sonu olur. Çünkü şöyle... Çatışacaklar yani. Yani başka çareleri yok. Çünkü aşağıya indikleri müddetçe tabanları yok. Yani Deir ez-Zor ve Rakka dediğimiz iki şeyi yani neredeyse %99 Arap bir coğrafyası. Ama ben de bu konuda Tarık Bey'e şundan katılmıyorum. Buyurun. Şimdi buraya kadar, burayı diyelim ki bakın. Şu anda bize karşı, Mehmetçi'ye karşılık veriyorlar, değil mi? Çatışıyorlar. Bir şeyler atıyorlar bizim burada vatanda. Ama imha ediyorlar. Çok ciddi yani. bir 24 saatte 180 tanesi imha edildiler. Çok ciddi bir direnç göstereceklerini tahmin etmiyorum. Niye biliyor musun? Bir, zaten Amerika bunlara frene bastırıyor kardeşim. Diyor ki bak tamam düşük yoğunluklu bir karşılık verin. Burada sizi buraya çekiyoruz. Bizim üstlerimiz hala orada. Burada siz duracaksınız. Burada duracaksınız. Türkiye bura zaman soğuduktan sonra abi zamanla Türkiye burada ne kadar kalacak mesela? Yani sonuçta bir noktadan sonra diyecek ki bu insanlar tekrar buraya çekilecek. Bakın özür dilerim Muharrem Bey, evet. Size bir katkı sunayım. Mesela hocam daha iyi bilir. Estağfurullah. Nihayetinde bu çatışanlar insan. Savaş yapılırken de okuduğum kadarıyla ordular kasıtlı olarak bir kaçış noktası da bırakır zaman ki. Hep yaptık biz. Hani bırakıp gitsinler, beni fazla uğraştırmasınlar. Dolayısıyla şöyle kaçacak bir alan olduğu için psikolojik ben zaten bu tarafa doğru süpürülecekler herhalde değil mi? Kesin. Böyle olur. Tabii. Ya, yalnız bir şeyi gözden kaçırmayalım. Buyurun. Ben yine bizi yıpratmak için mesela ne oldu? Hemen dolar yükseldi. Bu da bir pazarlık aracı. Yani burada Rusya'yı ve İran'ın denklemden de çıkarmayalım. Yani biz bir hata yapıyoruz genelde. Benim televizyonda gördüklerimde hep eleştiriyorum. Bir sefer bu coğrafyada baktığımız zaman esasında bizim niyetimiz açıklandı. İşte PKK'nın enerji hatlarının kesilmesi, bizim Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine vermiş olduğu sınır güvenliğimiz vesaire vesairesi devam ediyor. Fakat şurada çok önemli bir şey var. Hamas'a bakın. Değil mi? İran istediği zaman İsrail'e mukabel ettiriyor mu? Bence Amerika hiçbir zaman bu kadar yatırım yaptığı, bu kadar ne kadar binlerce tır silah yolladığı PKK'yı boş bırakmayacak. İşte ben onu söylüyorum. Evet. Bırakmayacak. Yani buradan çıkmayacak. Zamanı geleceğine vuracak. Tekrar burayı çekecek hatta ben sana söyleyeyim. Yani bu kayıt mesela bu yayını kayda geçsin. Belki birkaç yıl sonra PKK-PYD'nin tekrar bizim sınır boyumuza zamanla, suhuletle Amerika'nın kontrolünde yerleştiğini belki de göreceğiz. İnşallah olmaz. Çekiç gücün bir değişik modeli diyorum ben. Çekiç gücü biliyoruz. Helikopterler, Amerikan helikopterleri indiriyordu onlara malzeme. Ve bakın şimdi son dakika var biliyorsun şu anda. Birleşmiş Milletler Konseyi'nde şu anda Türkiye'nin kınanması veto edildi. Rusya ve Amerika'nın çok enteresan bu. Evet. Yani şimdi bakın. Peki bunu yapan Amerika Türkiye'yi sevdiği için mi yapıyor? Değil. Aynen. Şimdi bu uşaklarına, kara gücüne diyecek ki çok direnmeyeceksiniz kardeşim. Tamam mı? Ben siz dediğimi yapacaksınız. Suhulette tamam düşük yoğunluklu çatışmayla verebilirsiniz ama asıl yeriniz burada olacak, zamanla bana bırakın diyecek. Peki. Ama riski var yani tamam şimdi lütfen. Burada bir kere devlet projesi çöküyor. Yani çöküyor mu ondan emin değilim. Çünkü neden? Bu bölgeye biz girdiğimiz takdirde ve burayı biz kontrol ettiğimiz takdirde ve kendileri de bu bölgeden çıktıkları zaman kime artık hitap edecekler? Suriye canım resmi bir Suriye devleti. Yani bu örgüt olarak yani Kandil örneğinde olduğu gibi yani dağlara ya da çöle inecekler. Bu şekilde kalacaklar. Yani tabanını kaybedecek.
Mesela yani şimdi örgüt şu coğrafyayı biliyorsunuz, petrol yatağı ve bu petrolü neredeyse 7 senedir beri satıyor. Buraya da satıyor, Irak'a da satıyor. Bu, evet. Irak üzerinden de dünyaya satıyor. Yine tarım bölgesi dedik. Buğday ambarı burası. Burayı da yıllardır kullanıyordu. Şimdi bu iki tane önemli kaynağından mesela mahrum bırakacak. Sürekli militan devşiriyordu. Özür dilerim. Tabandan ideolojik şey veriyordu bütün insanlara. Eğitim veriyordu neredeyse 9 senedir beri. Ondan da mahrum olacak. Dolayısıyla örgüt artık şey vasfını yitirecek yani. Devletleşme vasfını yitirecek ve PKK'nın işte Kandil'de olduğu gibi bir avuç şeyle Amerikan gününde sağa sola mobilize edilecek. Peki. Ama bence Amerika Birleşik Devletleri burada çok sıkıştığı için bu duruma geldi. Artık dişlerini gösteremiyor. Irak İran'a gösterebildi mi? Yemen'de görüyoruz durumları. Yani artık Amerika Birleşik Devletleri buraya 7 trilyon dolar para harcadı. Artık yeter diyor. Trump doğru ama bu neokoncular bırakmak istemiyor. Çünkü bu İsrail'in de işine yazıyor. Bakın buradaki yataklar dedim ya bakın Suriye topraklarındaki petrol, doğalgaz, yeraltı kaynakları %85'i burada. Amerika boşuna buraya yatırım yapmıyor. Kürt'ü sevdiği için yapmıyor. Yani Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarını unutmayalım. Kardeşim bırakmaz. Bak 80 bin tır bizim bildiğimiz. Bu kadar üst kurmuş buraya. Yani 30 bin tır. Sana diyecek ki tamam kardeşim yap işte yapıyorsun operasyonunu. Sınırında olmayacaklar. Ben de kulaklarını çekiyorum. Ama artık yeter. Bak buradan ötesi dokundurtmam sana. Yani ve bu zamana yayılan bir proje olacak. Yani şu anda biz aslında ben onu söylüyorum kardeşim. Bu proje rafa kalkmış değil. Bu proje ötelendi biraz. Biraz ötelendi. Tarihi biraz gecikecek. Planlarını bozdu. Ha biraz. Bir şey daha olmayabilir. Bu proje Akdeniz'e ulaşmayabilir. Öcalan'ın kesti. Evet. Kesti. Yani Afrin kesti. Öcalan için çok büyük anlam ifade ediyordu. Evet. Uyuşturucu kitaplarında çok yer verir finans. Öcalan. Hayır, Afrin'e özel bir vurgusu vardır Öcalan'ın. Çok sever Afrin'i. Ama bu hayali belki gerçekleşmeyecek. Peki. Bütün. Yani o terör koridorunu bozduk. Peki. Sevgili izleyenler, dönüşte yine çok önemli 2-3 sorum olacak. DAEŞ'i soracağım, çok önemli. Bir de Rusya faktörünü soracağım. Hani Amerika PKK'yı, YPG'yi sattı mı satmadı mı diye bir tartışma vardı. Orada acaba Rusya'ya gönlünü döndürebilir mi YPG? O soruyu soracağım. Sonra DAEŞ, hani El Hol kampı diyoruz ya, tam hangi sınırlar içerisinde kalıyor? Trump başta niye DAEŞ vurgusu yaptı? Onu konuşacağız. Kısa bir reklam. Reklam dönüşü bir kez daha karşınızda olacağız. Asıl mesele devam ediyor sevgili izleyiciler. Az önce bu harita üzerinde değerlendirmeler yapıyorduk. Tamam dedim. Biz bu bölgeyi ele geçirdik diyelim dedim. Peki sonra güneyi ne olacak demiştim ve 3 yorumcum da özellikle ABD'nin 30 bin tır yaptığı bir örgütü 80 bin tır. Sayın İçişleri Bakanı'nın açıklaması resmi. Tamam. Peki. 30 bin tır dediği için dedi, bakan 30 bin tır dedi. Cumhurbaşkanı artık saymayı bıraktık dedi. Yani. Evet. Nihayetinde bayağı bir silah gönderdiler. Bu örgütü kolay kolay satmayacağını dile getirdiler. Muharrem Bey dedi ki bana göre sadece planlarını bozduk ama geçici devletleşme adımı hala devam ediyor. Tarık Bey de dedi ki hayır, önemli zengin toprakları, petrol yataklarını kaybediyorlar. Dolayısıyla ömürleri uzun olmayacak ama herhalde orada bir özellik vurgusu var mıydı sizde? Yoksa tamamen silinecek mi dediniz burada? Burada devam edelim. Hayır, ben tamamen silineceğini söylemiyorum. Tamam. Yani ben burada devletleşme yolundan artık vazgeçeceklerini, PKK yani Kandil'deki gibi Türkiye'nin içlerinde olduğu gibi burada çöl diyelim ya da aşağı bölgelerde yine varlıklarını devam edecek ve sürekli taciz ve saldırıda olacaklar. Muharrem Bey dedi ki bana göre dedi sonradan dedi tekrar kuzeye doğru sızma girişiminde yerleşme girişimde bulunacaklar. Olacak. Dedi. Zaten dikkat ederseniz mesela hala mesela Cerablus ve Azez Çoban Bey bölgesinde zaman zaman bombalı saldırılar. Sürekli terör eylemleri yapıyorlar orada. Vazgeçmiş değiller. Afrin'de de görüyoruz. Dolayısıyla buradan vazgeçeceklerini ben de hiçbir şekilde tahmin etmiyorum. Yani burayı taciz etmeye, buraya saldırmaya devam edecekler. Ama burada önemli olan şey nedir?
bunların biz devletleşme projelerini bir kez daha dumura uğratmış olacağız. Süremaz, hemen size bir soru daha sorup sonra diğer konuklarıma döneceğim. Trump'ın en başta attığı tweet'i hatırlayalım. Dedi ki ben DAEŞ'li teröristleri Türkiye'ye bırakıyorum. Artık onlarla Suriye, Rusya, İran ve Türkiye ilgilensin. Hemen El Hol kampı gündeme geldi. Kimileri dedi 80 bin kişi, kimileri dedi 70 bin kişi. Ama benim bildiğim kadarıyla 5-10 bin civarında savaşçı var. Diğerleri eşleri, çocukları ve sempatizanları toplam 70-75 bin civarında. Bu rakam doğru mu? Birincisi bu. İkincisi bu DAEŞ'li teröristler ne olacak? Anladığım kadarıyla... Tabii birinci gün şu çizgi çok net olmadığı için biz komple bir operasyon anladık ve bu teröristler de bize kalacak anladık. Ama artık olay değişti. Sınırlı bir operasyon gibi gözüküyor. Bu DAEŞ'li teröristlerin tam olarak sayısı nedir? O kampın önemi nedir? Bunu bize bir anlatır mısınız? El Hol kamp. Hol kampından başlarsak yani bir kere Hol'deki rakam evet yani 70 bin 75 bine yakın bir insan orada tutulduğunu biliyoruz. Fakat şu bizi yanıltmasın, o 75 bine yakın insanın hepsi IŞİD'çi değil. İki, bunlar savaşçı da değil. Çocuk, kadınlardan daha çok oluşan bir... Niye tutuluyor zaman kampta? Bunlar IŞİD'çilerle şu ya da bu şekilde ilişkili olan ve genellikle bu YPG'ye muhalefet yapan Arap gruplarından da oluşanlar var. Hmm. Ama bildiğim kadarıyla 4000'e yakını savaşta bulunmuş bir grup. Nerede var. Nerede bunlar? Hapishanede mi? Hol kampında ama esas önemli kitle. Mülteci kampı diyor El Roj. Evet. Önemli olan buradaki iki tane gizli hapishaneler var bunların. Bildiğim kadarıyla 3'tü. 2 değil de 3 tane. Esas oradaki önemli elebaşları orada tutuluyordu. Bu Hol kampında değil. Bu Hol kampıyla daha fazla Amerika ve Avrupa tehdit ediliyordu. Şantaj daha doğrusu uygulanıyordu. Biz bu kadar insanı tutuyoruz burada. Dolayısıyla siz bizi desteklemeye devam etmelisiniz. Ve Trump'ı o şekilde bugüne kadar ikna ettiler. Ne olacak size göre buradaki insanlar? Ya bunlar, teröristlerle birlikte. Bunların akıbeti bir kere yani anlaşmada ya da konuşmada Türkiye'ye devredilmesi gerekiyor. Bu korunması ve bunların dönüştürülmesi ve karantina altına alınması. Bu Türkiye sonuçta, için büyük bir risk değil mi? Ekonomik olarak hem asayiş olarak sosyolojik aklınıza ne gelir? Ama karşı tarafta siz YPG'nin argümanlarını çürütmüş oluyorsunuz. Yani YPG bu Hol kampı üzerinden kendi kendine meşruiyet üretiyordu ve kendinin bu önemli gördüğü işte devletleşme Peki, sürecinde Amerika bu desteği alıyordu bunlar üzerinden. Bir şeyi niye bir imha etsin ki? Bu sadece Amerika için düşünmemek lazım. Bu aynı zamanda Avrupa Birliği için de düşünülmesi gerekiyor ve buradan para alıyorlardı bunlar bunun karşılığında. Burayı koruyaraktan hem idari yönetici... Ne yapacağız? Biz bunları da kuzeye getirip orada mı ıslah edeceğiz? Ya da... Bizim zaten hedefimiz sadece bugünkü az önce çizdiğimiz sınır değil. Yani 120'ye 30 değil. Yani aslında bizim bunların bulundukları yerlere kadar da inmemiz gerekiyor. Özür dilerim. Şöyle uzman yorumlar da var. Dinlediğim kadarıyla, okuduğum kadarıyla diyorlar ki Trump ilk başta attığı tweette sınırsız bir operasyon alanı tanımıştı. Dolayısıyla El Hol kampı da o operasyonun aşağı kalan kısmında yer aldığı için Türkiye'ye verecekti DAEŞ'ler ama artık operasyon o kampın kuzeyinde, güneyinde kalıyor. Dolayısıyla bunlar artık bize verilmeyecek deniliyor. Yani ben çok fazla yani katılmıyorum. Ben burada esasında bizim için bir avantaj da olduğunu düşünüyorum bu kampın. Bunları alma. Ya tabii şimdi bunların yani Avrupa hepsini... Birliği üzerinde aynı zamanda baskı da oluşturabilir miyiz bunlarla? Yani muhakkak. Yani bu bir kere şimdi biz Fransa dediğim gibi vesaire kabul esas... Esas burada şey şu yani bizim bu projeyi bitirebilmemiz açısından bizim elimize bir avantaj da sağlayabilir. Yani dezavantajlar da var evet. Yani bu kadar insanı biz nasıl besleyeceğiz ya da bunları nasıl tutacağız burada nasıl dönüştüreceğiz, ehilleştireceğiz noktasında. Evet bir risk var ama daha artık büyük çok tehlikeli. Katı bir ideoloji. Bir tuzak daha, olabilir. Buyur. Zaman bombası gibi buradaki kamptaki adamları bo sonunda patlarlarsa o zaman dünya kamuoyunda bunu da çok iyi iletmemiz lazım. Siz de DAEŞ unsurlarını kontrol edemiyorsunuz falan filan. Çekilin buradan. Veyahut da yine PKK, YPG unsurlarını getirebilir. Yani ben burada biraz... Bir tuzak olabilir. Tabii canım. Ya o tabii yani şeydir değil. Yani bu çok dinamik bir süreç. Yok, yani evet. çok dikkatli yani dikkatli değişebilir. Anlık değişebilir. Yani bu, sabit bir şey değil. Yani bu biliyoruz kampla... DAEŞ'i kim yarattı? Trump diyor CIA yarattı. Yani demek ki bunun arkasında da bu güç bir de devam şey ediyor. Var. Şöyle bir ayrıntı da var. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Yani en azılı dedikleri grubu da aldılar.
Buradan daldılar, diğer kamplardan daldılar. Amerika kendi hapis amelerine çekti onu. 22 kişiden bahsediliyor bugün çıkan haberlerde. Güya Amerika bölgeden 22 DAEŞ'li üst düzey, sözde üst düzey teröristi kaçırmış. Siz böyle bir bilgi var mı size? Evet, evet. Kim yani, onlar, niye kaçırıldı, önemi ne? Kaçırıldı değil, alındı. Niye? Yani, kim güvenli bölgeye taşıdılar. Yani kendine. Bunların yani şu riski herhalde bir şu olabilir. Yani hakikaten bunların bu whole kampını PKK korumaktan vazgeçer ve bırakabilir. O durumda bunların tekrardan güçlenmesi riski var. İki, bu adamlar onların tamam, adamı. Hüseyin Bey'le sonra Muharrem Bey'le devam bu edeceğim. Bu aldıkları kişiler onların da adamı olabilir. Bunları deşifre olmasını istemedikleri için de kendi yanlarına da almış olabilirler diye de bir iş var. Bakın özellikle 2019 Mart, Nisan, Mayıs ayındaki haberlerde çok iyi hatırlıyorum. Şöyle haberler vardı. YPG'li teröristler, DAEŞ'li teröristlerle anlaştı ve onları kendi saplarına geçip savaşmaları karşılığında serbest bırakıyor denilen haberler vardı. Bu noktada, aynısı olabilir. Aynısı olabilir mi? Olabilir. Yani safımıza geçin, biz sorunuzdan sizi bırakalım. Sorunuzdan önce anladım yani. Türk askerine tabii, karşı olabilir. Çatışın. Çünkü bakın, kim bunun yani PKK-YPG, kim bunun hamisi? Stratejik ortağımız diyor Amerika. DAEŞ'i kim ortaya çıkardı? Amerika Birleşik Devletleri. Yani vücudun farklı uzuvları hepsi aynı beyne hizmet ediyor. Tabii. Ya da aynı beyinden çıkıyor. Biri Marksist denimiz. Öteki işte Salefi vesairesi, bir sürü tanımlamalar var. Girmek istemiyorum. Yani siyasi ideolojik spektrum çok zıttındaki tane. Bilerek yapılıyor zaten bunlar ki ortalığı ve sürekli o yapıyı kendine getirme. Ve sürekli onu hasta kıl. Bataklık sürekli sivrisinek üretsin. Bu kadar basit. Peki son 5 dakikamız Muharrem Bey. Şimdi yine en başa gidelim. Trump Twitter attıktan sonra YPG'liler dedi ki Amerika bizi sattı. Bu bağlamda tabii sattı satmadı tartışılır ama eğer şayet böyleyse YPG Rusya'ya yanaşabilir mi? Bu bağlamda burada bazı denklemler değişebilir mi bundan sonra? Bakın işte bu noktada benim 2011'den beri savunduğum şey. Yani ben en başından beri Türkiye'deki birçoklarının aksine Esad'la hiç vakit kaybetmeden görüşmemiz gerektiğini ve Esad'la sürekli çalışmamız gerektiğini hep söyledim. Şimdi bakın. Şimdi bugün kardeşim burada teröristler, biz buradan diyelim ki kovaladık diyelim. Tamam mı? Nereye gelecekler? Buraya gelecekler. Evet. Güçleri de şimdi, oradan gitti. Şimdi şu anda PKK, YPG rejimle görüşmek istiyor. Rejimle çalışmak istiyor şu anda. Teklif yaptı. Zor durumda kaldı diyorsunuz. Ha, şimdi akşam saatlerinde biz bu yayına girmeden Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim PYD PKK ile çalışmaya hazır değiliz, görüşmeye hazır değiliz dedi. Yani ben şöyle yorumladım bu açıklamayı. Ey Türkiye, sen hala beni aşağılıyorsun. Şimdi burada dolayısıyla... Özür dilerim, Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ben Esad'la görüşmem ama bizim istihbarat örgütlerimiz görüşüyor. Hakan bakın, Fidan daha geçen Suriye'de. Gerek Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün yaptığı operasyon öncesi rejime bilgi verdik açıklaması. Gerekçe Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçakta yaptığı, yani dönerken yaptığı bir açıklama var. Diyor ki o hava sahası Amerika'nın değil ki, Suriye rejiminin. Suriye rejimi Amerika'yı çağırdı mı diyor. Dolayısıyla diyor o Suriye rejiminin hava sahası. Suriye devleti yok saymıyor yani. Suriye devletinin hava sahası diyor. Biz Adana mutabakatına göre oradayız diyor. Çok güzel nokta. Tamam mı? Çok yani güzel. Dolayısıyla şu Suriye mutabakatını Esad da vurguluyor zaten. Özür dilerim. Adana mutabakatını 98'deki o mutabakatı, anlaşmayı Esad da zaten vurguluyor. Muharrem yani Beyciğim, burada çok özür dilerim. Ya kimse konuşmuyor ya. Şu an Suriye işgal altında. Heh. Bu kadar basit. Şimdi demek istediğim şu. Yani bizim hiç vakit kaybetmeden Esad'la ve rejimle mutlaka irtibatta çalışmaya geçmemiz gerekiyor. Tamam, ne değişir o zaman? Yani şöyle, bu kıskacı bakın, bu PKK-PYD'de biz yukarıdan kıstırıyoruz. Buradan da rejim güneyden tabii, gelirse. Bir de maliyet etkin, savaş tabii, ekonomisi var. Değil, Putin buna izin verecek mi? Verir. Niye vermesin? Putin şu anda destekliyor bizim operasyonumuzu. Ama Putin de açıkçası onlar Kürt kartı diyor ama hayır. YPG kartını ya tamamını biraz bile kaybetmek istemiyor. Esad'ın hayır. Kendi iradesi tabii. Yok mu? Nasıl bizim şimdi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bağımsız ben iradesi açıkçası, var? Hayır, ama bu önemli yok, değil yok, mi? Hayır, açıkçası buyurun. Ben bak açıkçası Türkiye'nin rejimle görüşmeme diretmesinin hem Rusya'nın hem Amerika'nın hem PKK'nın eliyle güçlendirdiğini düşünüyorum. Hmm. Niye biliyor musun? Hatta ben belki de Putin rejimle, bakın dün Suriye'de bir öneri geldi biliyorsun değil mi? Dün mü bugün mü? Sizi Esad'la görüştürelim, rejimle görüştürelim diye.
biz arabulucu olalım diye. Yani sen bir an önce resmi görüşmeye başlamalı. Belki de Suriye şöyle düşünüyor olabilir. Yani sen Esad'ı dışladığın sürece kardeşim, ben de PYD'ye bir açık kapı bırakırım. Bir opsiyon bırakıyoruz. Doğru. Yani dolayısıyla bakın herkes böyle. Bu satranç tahtası. Gerçi yani. Bugün de Rusya'dan senin, açıklama var. Ben en başından beri şunu söylüyorum. Türkiye'nin, oraya doğru Türkiye'nin kardeşim veya herhangi bir ülkenin bu bölgede, bu bataklık coğrafyasında, ya düşünsene Afrin'de bir başka devlette kavgalısın. Menbiç'te başka yerle, Akçakale'de başka yerle düşmansın. Özür dilerim. Az önce burada dost olduğunda burada düşmansın. Az önce dediniz ki şurada devletleşme yok etmediniz. Bunu, yani işte o bunu, görüşme yapılırsa bunu kardeşim mi? Bunu yok etmek istiyorsan bakın ben şunu sunuyorum. Bugün bu operasyon yapılıyorsa ve Türkiye şahsiyetli bir politika izliyorsa bu Recep Tayyip Erdoğan iktidarından dolayıdır. Hı hı. Allah göstermesin 5 sene sonra Erdoğan iktidarı yok. Türkiye'de bu kadar kararlı bir iktidarın olmadığını düşün. Ben sana söylüyorum, ne bu güvenli bölge kalır. Bunlar aynen Kuzey Irak'taki gibi gelir. Türkiye aynen ne yaptı? Kuzey Irak'taki terör devleti oluşurken o zaman da kırmızı çizgi diyordu, savaşırız diyordu. Şu anda kırmızı haliyle karşıladığı dönemleri oldu Barzani. Bundan diyelim ki 20 sene sonra da bu yapıyı son Türkiye kabul eder. Peki bu politikanın mimarı kim? Suriye'nin? Davutoğlu, vebal altın. Bu kadar basit. Ha bir şey söyleyeyim. Yani, Davutoğlu ile ilgili bugün, tabii. Bakın bugün Temel Bey ile Sayın Karamollaoğlu. Sayın Davutoğlu ima etti görüşmelilerle. Ama kardeşim böyle çocuk oyuncağı mı? Yani gazeteciler sordu Temel Bey ile, Temel Karamollaoğlu ile görüşmesi vardı. Esad'la görüşülmeli mi diye. Hem Temel Bey'e, hem Temel Bey biliyoruz zaten görüşü bu konuda net. Davutoğlu şunu dedi, herkes herkesle görüşmeli. Öyle. Yuh yani kapalı dedim. Kapalı. Kusura bakmasın izleyicilerimiz. Ya bu kadar şu yani fatura, şey şu faturada senin payın var. Şah Süleyman'ın geriye çekmemiz özür dilerim. Çok büyük. Önemli bir soru var. Konuyla bağlantılı, süremde az kaldı. Tarık Bey, şu anda milli ordu dediğimiz ÖSO savaşçıları, bizim eğittiğimiz sayısı kaç? Yani şu an kendilerinin ifade ettiği rakam 110 bin. Tamam. Rakam şimdi Hüseyin Bey'e döneceğim. Değerli hocam, Muharrem Bey diyor ya Esad da bir an önce masaya oturmalı diye. Bu bağlamda sahadaki bazı gerçekleri de göz ardı etmemek gerekiyor sanki. Bir ayrıntı ama bilmiyorum. Belki de yanlış düşünüyorum. Eğer Esad'la masaya oturulduğunda bu ÖSO'cular kim? Aileleri orada. Affetti. ÖSO'cular affediyor. Hayır ama ÖSO'cular Esad'la görüşüldüğünde Türkiye'ye tepki koyar mı? Yok, koymaz. Zaten onlar. Hayır, bu Esad'la anlaşarak yapılır zaten. Esad zaten onları affetmeye hazır zaten. Hayır, ÖSO'cular der mi biz o adamı istemiyoruz diye? ÖSO'cular affediyorum diyor. Tabii canım zaten. ÖSO'cular anlaşma dahil ediyor mu ya? Tabii canım. Ama şey var orada, yani tamam Esad kabul ediyor ama ÖSO'cular kabul ediyor mu? Ha, ben bunu soruyorum. Ama ÖSO'da bence ikna edilir yapılır, yani. Kabul ediyor. Yani bunu yani şimdi bir kere yani şimdi hani bazen etkisi, mesela diyor ki oradakilerin çok büyük olmuş. Yani. Onun annesi bütün, babası bir şekilde evet, öldürülmüş yani, ve buna Esad'dan biliyorlar. Yani bir şey ama, var. Ama eski Esad zaman değişti. Tamam abi. Şeyi, yani sonuçta 2011 öncesindeki yaşananlar göz ardı edemeyiz. Yani şimdi evet bugünkü sorunu çözmek için böyle bir teklif var. Bu çözümsüzlük evet, üretim. Yani, şimdi ben geçmişe bakmıyorum. Farklı bir coğrafya. Ama böyle giderse ne ÖSO kalacak ben sana söyleyeyim. Ne de bu sınırlar kalacak. Ne de bu sınırlar kalacak. O zaman yani evet. Büyük Orta Doğu projesi o zaman daha da güçlü. Ama şöyle bir nokta daha tamam, var. Lütfen. Mesela diyelim ki yani Esad ve Rusya Fırat'ın doğusuna bir adım atamıyor. Yani böyle de bir risk var. Çok yani, kısa lütfen. Yani evet tamam. Yani hani siz Esad'la Rusya'yla çalışma teklifinde bulunabilirsiniz. Evet ben buna karşı çıkmıyorum. Böyle bir teklif olabilir. Fakat neden Rusya ve Esad bu bölgeye, sarı bölgeye bir tane kurşun sıkamıyor? Hayır şu anda şöyle. Yani anlaşmadan neden sıkmıyor diyorsunuz? Yani hayır Amerika çünkü bundan önce bir deneme yaptılar. Hatta iki deneme yaptılar. İkisinde de Amerika şiddetli bir şekilde Rus askerlerinin içerisinde bulunduğu askeri birliklerini de vurdu. Burada Türkiye'siz bu bölgeye Esad da Rusya da giremez. Siz, çok teşekkür ederim. Siz ama Amerika'yı yalnızlaştırmıyorsunuz şu an. Yalnızlaştırmadığınız için biraz da bundan kaynaklanıyor. Yani tamam. Şimdi dedim ki biz çok boyutlu yönlü politika izliyoruz şu an. Yani, Tarık Bey çok teşekkürler. Tabii. Hüseyin Bey çok teşekkürler. Muharrem Bey çok teşekkürler. Bilgilendirici bir program oldu. Asıl meseleyi burada noktalıyoruz. Haftaya Perşembe günü saatler 20.30'u gösterdiğinde bir kez daha karşınızda olacağız. Hayırlı geceler.